İyi geceler herkese. Gerçekten iyi geceler. Saat 12'yi geçiyor. Niye bu kadar geç yayın yaptınız? Bir şey mi oldu? Vesaire nidaları arasında yayınımıza başlayalım istedik. Aslında hakikaten bir şey olmadı. Öyle dümdüz. Yani bir de gece yayını yapalım dedik. YouTube kanalı değil mi arkadaşlar? Yani gece olur, sabah olur. Sonra da izleyebilirsiniz. İşte çocuklar yattı, şu oldu, bu oldu derken. Niye özel yayın koyduk adını? Onu tam aramızda konuşmamıştık. Gece vakti olunca belli bir de formatta dahil olmayınca dedik özel yayın olsun. İlkan, ben Bilgehan. Böyle bir muhabbet edelim istedik. Yani çok özel, çok müthiş ya da işte ne bileyim kulis bilgisi vesaire bekliyorsanız işte Tam yerine geldiniz. çok da beklemeyebilirsiniz. Çok da beklemeyebilirsiniz. Ama senden başlayayım İlkan. Yani ilk sözü sana verelim çünkü sen kınından çekilmiş kılıç gibiydin bugün gece 12'de yayın yapacağız diye. Onun için bence yayını açmak senin Ya hakkın. Buyur. şöyle söyleyeyim, ya Türkiye'de ben şimdi konuşursam çok ciddi konuşacağım. O yüzden aslında Bilgehan konuşsa daha iyi. Ya Eyvah. memlekette gerçekten Enes hani gündem dönüyor dolaşıyor ve bazen şey gibi. Hani ben zamanında şey yazmıştım ya, hakikaten bir gün takip etmeyince çok şey kaçırıyorsun. Yani bir gün geride kalınca çok şey kaçırıyoruz ama hakikaten bir yıl takip etmeyince pek bir şey kaçırmıyorsunuz. Yani hemen hemen aynı şeyler konuşuluyor. İyi kötü böyle darbe oluyor, bildiri yayınlanıyor falan. Böyle 5 yıl önce de bir bildiri yayınlanıyordu. O böyle bir şeyler oluyordu ya, birileri gözaltına alınıyor, hukuksuz diyorsun. Hakikaten hukuksuz, hukuksuz hepsi. Hani böyle genel trend aynı. Birileri hukuksuzca gözaltına alınıyor, birileri bir bildiriler yayınlıyor falan. Böyle şeyler oluyor Türkiye'de. Yani bir gün kaçırırsanız önemli ama bir yıl kaçırırsanız pek bir şey olmuyor. Yani şimdi burada Enes, bizim şey yapmamız lazım. Yani hakikaten bu döngüyü kırabilir miyiz? Bunu düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir taraftan. Yani döngünün içerisinde hakikaten eleştirilerin hepsine katılıyorum bu arada. Hani onlar ki ayrıntılara dair farklı yorumlar vardır. Önemli midir? Önemli de değildir bir yerden sonra. Yani, tamam, hani önemlidir tabii o insanların hayatları vesairesi de. Yani o kadar da işin özünü değiştirmez. Biz bu şöyle söyleyeyim, biz bu döngüden nasıl çıkarız düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Düşüne duralım. Yani üzerine düşünelim hakikaten. O döngüden çıkmak sanırım şey ilk an aslında biraz da şeye bağlı. Acaba yani o senin bahsettiğin aslında herkesin normalleşme dediği işte bizim de ya biraz apolitik olsak da huzurumuz yerine gelse diye özlemle beklediğimiz günler yakın zamanda olacak mı bilmiyoruz ama en azından yani çok yakın zamanda olmayacağı kesin gibi. Onun için bence bayağı düşünmeye vaktimiz var yani. Uzun uzun düşünebiliriz gibi geliyor Yok. bana. Bilgehan buyur abi. Sen madem İlkan ciddi konuşacakmış sen biraz belki fıkra falan anlatırsın bilmiyorum. Ya enteresan bir haftayı geride bıraktık aslında. Biz bu yayını daha önce yapmak istiyorduk. Mesela çarşamba pazartesi günü Çavuşescu'nun termometresinde biz bu amiral bildirisini konuşmayı planlıyorduk ama çok daha önceden bu programlar yapılıyor, konuklar ayarlanıyor. Dolayısıyla hani gündemde olan aslında konuşmamız gereken diğer konuyu konuştuk. Yani Avrupa Birliği'nin geri kabul anlaşması, Türkiye ile imzalanan ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri. Aslında şu anda bunları konuşmamız gerekirken bizim aklımızda başka bir şey var. Biz konuşmamız gereken şeyi konuşuyoruz aslında. Ama Türkiye gündemi bize kendisini dayatıyor açık söylemek gerekirse. Bu amiraller bildirisi meselesini de çarşamba günü nabızda konuşacaktık. Orada benim işlerim olmadı, ayarlayamadım yani bir takım problemler çıktı. Bebekler diş çıkartıyor. Bir takım problemler derken gizemli bir havada yaratmayayım yani uyumuyorlar. Ve işte yeni uyuzlar programa geldik yani. Hani bu bizim bulabildiğimiz tek saat aslında. O yüzden geçtiğimiz haftanın gelişmelerini konuşsak iyi olur açıkçası. Abi Buna rağmen peki bence yani fena sen şeyler söylemedik. amiraller bildirisinden girdin de yani amiraller bildirisini konuşmak için sence uygun bir saat mi yani cuma gecesi saat 12 yani çok mu uygun gerçekten? Tam uygun bir saat bence. Yüce Türk milletine buradan seslenmek istiyorum şu anda. Bu konuyu enine boyuna masaya yatırmamız lazım. Ya biraz geç kaldık ama iyi kötü Daktilo bir tavır aldı. Ve şöyle de söylemek gerekiyor. Olayın farklı veçhelerine temas eden tavırlar aldı. Yani Daktilo üyeleri, Daktilo'nun ana kadrosu
mesleğin farklı noktalarına temas eden tavırlar aldılar. Biz tabii bütün düşüncelerimizi böyle hani bir mahzene inip kapşonlu pelerin giyip karar vermiyoruz yani. Hani aramızda konuşuyoruz, herkes fikrini söylüyor. Daha sonra onu sosyal medyaya yazıyoruz ya da blogda yazıyoruz veya programlarda söylüyoruz. Ama genel itibariyle hani şunu söylemek gerekir. Daktilo bu meseleye biraz sosyal medyada uyanan histeriden daha soğukkanlı bakmayı başaran gruplardan bir tanesi, açık söylemek gerekirse. Aynı zamanda tabii muhalif bir oluşum olduğumuz için hükümetin de söylemini benimsemeyi reddederek bir gri zemin buldu. Hadise açıldıktan sonra benim görebildiğim 3 tane temel tepki oldu. Bunlardan bir tanesi bizim sosyal medyada, Twitter'da, tabii bizim etrafımızda takip ettiklerimiz arasında çok fazla olduğu için bunun düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen ve hükümetin alınganlık yaptığını iddia eden insanlar var. Yani sizin de timeline'larınızda böyle görüşler vardır. Bu büyük bir baskı aslında. Yani söylemek gerekiyor. Dolayısıyla bildirinin bir uzman görüşü açıklamasından ibaret olduğunu düşünenler var. Hükümetin boşuna evham yaptığını iddia ediyor bu arkadaşlar. Bu birinci görüş. İkinci görüşte özellikle Devlet Bahçeli tarafından dayatılan ve hükümet tarafından da desteklenen bunun ciddi bir darbe girişimi olduğu. Üçüncü görüş ise, yani Daktilo'nun benimsediği görüş ise aslında biraz daha mesafeli her ikisine. Bir gariplik olduğunu seziyoruz. Yani burada garip bir şey olduğunu, tuhaf bir şey olduğunu seziyoruz. Fakat bu tuhaflığın darbe yapma niyetinden ya da darbe yapma potansiyelinden de neşet etmediğinin farkındayız. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında da söyledim ben. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin darbe oluyor gibi diye bir söylemi benimsemesi, gibi bir söylemi benimsemesi aslında çok garip. Çünkü darbe olacak olsaydı buna karşıdan aktörün Milliyetçi Hareket Partisi olmaması gerekirdi. Yani darbe olma ihtimalinin var olması durumunda buna itiraz eden aktörün Milliyetçi Hareket Partisi olmaması beklenir. Çünkü dünyadaki örneklerinden farklı olarak milliyetçilik Türkiye'de devletçilikle çok bütünleşmiş bir ideoloji. Ve şunu söylemek lazım. Yani Sayın Devlet Bahçeli hakikaten kıble olarak devleti benimsemiş bir siyasidir. Yani devleti gördüğü yere secde eder. Milliyetçiliği o noktada konumlandırmış ve devlet ile de iktidar ve güç kavramlarını çok özdeşleştirmiş bir siyasetçi. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin itiraz ediyor oluşu bile darbe olma ihtimalinin ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Bizim mesafeli duruşumuz ise şuradan kaynaklandı. Bu bildiriye imza atan amiraller yeteri kadar zeki insanlar, yeteri kadar Türkiye siyasetini görmüş, yeteri kadar tecrübeli insanlar. Birçok şey yaşadılar. Yeteri kadar akıllı adamlar. Ve bu bildirinin bu haliyle nasıl tepkimeler doğurabileceğinin eminim ki farkındalar. Öte taraftan hükümet de aslında emekli amirallerin bir kışkırtma içerisinde olmadığının, kışkırtma içerisinde olsalar bile buna bir güçlerinin, potansiyellerinin olmadığının farkında. O halde bizim sorduğumuz soru şu: eğer amiraller bunun bir darbe bildirisi olmadığını düşünüyorsa, eğer hükümet de bunun bir darbe bildirisi olmadığının farkındaysa, biz bu meseleyi niçin konuşuyoruz? Dolayısıyla burada hani birçok farklı gelişmeler oldu bir hafta içerisinde. Benim çok önemsediğim gelişmelerden bir tanesi Amiral Semih Çetin'in yaptığı açıklama. Dün Halk TV'de sabaha kadar izledik. Kendisi bir WhatsApp grubunda olduğunu iddia etti ve bu metnin orijinalinin cumartesi sabahı kendisine gönderildiğini söyledi. Kendisine gönderilen metin bir darbe intibası uyandıracak metinden ziyade daha çok üzüntü bildiren, daha yumuşak bir metinde. Mesela Yüce Türk Milleti'ne hitabıyla başlamıyordu. Endişeyle izliyoruz yüklemi yerine üzüntüyle karşılıyoruz, üzülüyoruz gibi kelimeler kullanılmıştı bu orijinal metinde. Fakat daha sonra değiştirildiği anlaşılıyor. Yine bugün yaptığı açıklamada şöyle bir iddiada bulundu. Saat 22, iyi geceler minik kuş. Saat 22.50'de son halinin geldiği söylendi.
22.50'de son hali bu WhatsApp grubuna gelmiş ve 22.54'te yayınlanmış. Yani aslında şunu ima ediyor. 4 dakika içerisinde amirallerin onayı olmadan bu metin değiştirildi ve birileri tarafından yayınlandı. Şimdi biraz önce arkadaşımızın haklı olarak belirttiği gibi bir de Zihni Çakır isimli bir gazeteci ki kendisi aslında gazeteciler tarafından gazeteci olarak kabul edilmeyen bir isim. Açık konuşmak gerekirse. Bir iddiada bulundu. Kabine üyelerinden bir tanesinin de bu metinden haberdar olduğunu söyledi. Ve burada tabii bizim aklımızda çok ciddi soru işaretleri var. Hükümetin haberdar olduğu, hükümete yakın web sitelerinin junta söylemiyle çıktığı, haberleştirdiği ama aynı zamanda Nihat Genç'in editörlüğünü yaptığı ya da yazarlığını yaptığı, çok emin değilim ondan, Veryans'ın TV tarafından da gayet büyük bir ciddiyetle kamuoyuyla paylaşılan bir metin var. Bu bizim aklımızı çok karıştırdı. Yani o moda tabirle bir ortada zevzeklik varsa bu eylemle açıklanan bir zevzeklik. Yani eylemin kendisi bir zevzeklik. Ancak bu zevzekliği amiraller yapmamış olabilir. Yani imzası bulunan amirallerin bu eylem içerisinde bir payı olmamış olabilir. Eğer böyle ise bu işi, yani ortada darbe yokken darbe iması yapan, darbe intibası uyandıran ya da darbenin konuşulması gerektiğini düşünen insanlar kimler? Bunlar açığa çıkmadan da çok net bir açıkçası tavır almak ya da Twitter'daki genel dalgaya kapılmak istemedik. Bu konu bence bu hafta özellikle konuşulması gereken bir şey. Çünkü ilginç imaları var bu konunun. İktidarın istediği anda çeşitli yöntemler ile muhalefetteki psikolojiyi değiştirebildiğini gördük. Açıkça söylemek gerekirse. İktidarın diyorum, çünkü ben bu meselenin dünkü işte Zihni Çakır'ın açıklamalarından sonra daha emin olarak söylüyorum. Hakikaten hükümetin hazırlıksız yakalandığı bir mesele olduğu kanaatinde değilim. Bunda bir dahli var mı yok mu zamanla anlaşılır. Ancak hükümetin hazırlıksız yakalandığı bir hadise değil. Hükümet üyelerinin, kabine üyelerinin haberi var bundan. Ve anlaşıldığı üzere imzacı amirallerin de pek izni yok. Yani ismi kullanılan insanların son metne rıza verdiğini göremiyoruz. Dolayısıyla muhalefet gruplarının, muhalefet partilerinin çok böyle basit, hafif bir sarsıntıda olabildiğince ayrıştığını gördük. Bunu da çok tehlikeli buldum açıkçası. Yani bir sonraki seçimlerdeki pozisyonlar açısından çok tehlikeli buldum. Ne olursa olsun AK Parti'ye karşı bir muhalif blok devam edecek. Ancak bu muhalif bloğun çok manipülasyona açık olduğunu açıkçası gördük biz geçtiğimiz hafta. Bunlar üzerinde bence konuşabiliriz. Şimdi ben de birkaç şey eklemek istiyorum Bilgi Hanım. Bir defa Türkiye'deki sistemde özellikle önce daha doğrusu tarihsel süreçle gidersek İlker Başbuğ'un FETÖ'cüler tarafından tutuklanması, Hakan Fidan'a karşı bir şekilde o girişim, Oslo görüşmeleri üzerinden yapılan gene FETÖ'cü ekibin saldırısı, bunun üzerinden hatta 17-25 Aralık derken şeye kadar geçen süreç, işte 15 Temmuz'a kadar geçen süreç, burada şu gözüktü, bu ordudaki generaller ve buradaki Ergenekon balyoz süreçlerinde yaşadıkları mağduriyetin de verdiği bir açıkçası itibarla, krediyle, hakikaten hak ettikleri bir krediyle şöyle söyleyeyim, bir ruhsat sahibi haline geldiler. Ki belli ölçülerde haklı bir ruhsat sahipliğiydi bu. Ancak bu ruhsat sahipliğinin boyutu yani ne kadardı onu görmek lazım. Yani bu ruhsat sahip, çünkü hakikaten mağdur insanlar bunlar. Yani 5 yıllarını kaybetmişler. Kariyerlerinin üzerinden geçilmiş ve bir şekilde ciddi şekilde yaralanmışlar. Bizim hatta açık konuşayım, yani liberallerin suçu var bu konuda. Her konuda hakikaten mağduriyet var ortada. Ama bu mağduriyetin sonunda kazandıkları şey nedir sorusunu hakikaten beraberce düşünmemiz lazım. Belki o generallerle birlikte düşünmemiz lazım. Belki o askerlerle beraber düşünmemiz lazım. Şimdi
yandaş medya kanalları açığa çıkar, işte bir şekilde kendi fikirlerini söyleyebilir hale gelirler, doktrinleri kabul ediliyormuş gibi gözükür, Türkiye'nin önde gelen düşün adamlarıymışçasına topluma sunulurlar, Türkiye işte dış politikayı yönlendiriyor diye dünyada yazılır haklarında, ama hakikaten öyle mi? Yani bu tarz kriz anlarında aslında pek de öyle olmadığı, ya bu insanlara hükümet tarafından, hükümet üzerinden gösterilen itibarın sınırlı olduğu ve yüzeysel olduğunun da ortaya çıktığını düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Yani burada tamam, ya bunun bir defa adını koymamız lazım. Yani hakikaten de buradaki tüm toplulukları da kapsayacak şekilde söylemeye çalışıyorum. Yani burada şöyle bir şey var. Bir açıdan mesela Twitter'daki kitle açısından Bilgen'in anlattığı şey, muhalifler arası bir meseleymiş gibi olay gözükebilirken, bir diğer bakış açısından iktidarın kendi içerisindeki çatışma gibi gözükebilir. Şimdi o metni siz muhalifler arası bir tartışmanın unsuru olarak kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ha, şu anda Türkiye'de tartışma ekseniz Montrö müdür? Yani bir Montrö'ye karşı Türkiye'de bir kitle var mı? Montrö şu anda yani kimin, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kimlerin çıkarlarına uymuyor? Belki vardır birkaç kişinin çıkarına da, yani Türkiye'de genel olarak Montrö öyle ya da böyle ya, aklı başında herkesin yanında durduğu bir anlaşma. Yani öyle, hatta şöyle söyleyeyim, yani savaş vesaire gibi tehlikeleri barındıran, ideolojinin ötesinden liberalizmin, sosyalizmin, kemalizmin, hatta İslamcılığın dahi belli ölçülerde ötesinde sayılabilecek neredeyse. Çünkü savaş tehlikesini barındıran bir riskler taşıyan üzerinde oynanması bir anlaşma. O yüzden Montrö ne kadar bizim gündemimizin eksenidir, bir bunu da koymak lazım. Şimdi bu bildiri konusunda bir defa şu açık, bu generallerimizin, amirallerimizin önemli kısmının ya o imza toplanma sürecinin belli ölçülerde nasıl gittiğini o listeye biraz dikkatli bakınca görebiliyorsunuz. Yani toplayabildikleri kadar toplamışlar. Hatta yani o toplanma sürecinin kendisi de şu, olabilecek en fazla insana ulaşmaya çalışmışlar. O sayıya çıkmaya çalışmışlar. O belli oluyor. Yani orada aslında şöyle söyleyeyim. O listedeki bazı isimleri biz mesela o Veryans'ın TV'de olumlu olarak anıldığını görmeyiz. O amirallerin bazılarının. Ben orada birkaç tane isim var. Ama orada o bir şekilde bu amiraller muhalif oldukları için onlar da samimiyetle imza vermişler. Bence bu içerikten, bağlamdan haberdarlar mıydı? Emin değilim. Tabii ki Montrö konusunda, tabii ki oradaki kadrolaşma konusunda duyarlılardı bu amiraller. Bekleneceği üzere. Yani orada bir bu Türkiye'deki emekli amirallerin Montrö konusunda veyahut da oradaki kadrolaşma konusunda duyarsız olması zaten absürt bir şey olur. Duyarlı olur. Sorsanız söylerler zaten size bu fikirlerini. Çok da şey değil. Ama bunun ne bağlamda sunulduğu konusunda Bilgen'e hak veriyorum açıkçası. Şimdi buradan sonra dediğin gibi biraz sağduyu lazım. Çünkü ortada zaten Bilgen'in başından beri anlattığı, yani hani suç diye bir şey varsa, diyelim suç teşebbüsü diye bir şey varsa ortada bir silah olması gerekiyor. Ortada o silah yok zaten, yani teknik olarak. Bir, yani emekli olmanın ötesinde öyle bir bağlam yok bir defa. Ama ortada bir şey var. Yani bu bugün bildiri dediğimiz, baskışlı başkasının açıklama diyeceği. Hatta yani kimin yazdığı, kimin yazmadığı, o imza atanlara ne kadar bağlı olduğu diye tartışmalı bir metin çıktı orada. Ki yani şöyle söyleyeyim, hani içeriği de muhtemelen Türkiye'deki hele yani düşünürsek üslup hariç içerik olarak da bir ordu mensubunun yazdığı en kabul edilebilir şeylerdir diye muhtemelen son zamanlarda Türkiye'de, yani o içerik, çünkü Montrö vesaire kadrolar, bunlar genelde kabul edilen duyarlılıklar Türkiye'de. Ki şöyle söyleyeyim, ordudaki yani bir noktadan sonraki tarikat cemaat kadrolaşmasından hükümetin bile içindeki kimi unsurların rahatsız olduğu da açıktır. Yani onu da söyleyeyim, Fethullahçılar, FETÖ'cüler hariç, onun dışında da paralel ekstra yapılanmalar vardır. Ondan da rahatsız olabilirler hükümet. Onu da ben tahmin ediyorum. Ki orada da zaten şey çıktı. Yani hükümet, yani Tayyip Erdoğan da ona destek vermiyorum dedi. O demek zorunda kaldı yani en azından. Bu işte Sarık'la amiral konusuna geldi. Yani oradaki hikayelerde gerçekten bağlamı böyle görmek lazım. Birincisi iktidar içindeki bir oyun olarak, iktidar paylaşımı içerisindeki bir oyun olarak görürseniz bunu farklı yorum yaparsınız. Ama muhalefete siz şöyle söyleyeyim, muhalefete bir dizayn çabası içerisine girerseniz farklı yorum yaparsınız bu bildiriyi diye düşünüyorum. Ve burada da şu var, aslında sıkıntı şurada. Yani bu amiraller, biz biliyorduk ki yani A Haber'e çıksalardı aslında, A Haber'de
çıkmış olanlarından bahsediyorum. Hepsi çıkmıyordu zaten bu arada. Hani bayağı bir kısmı da onların A Haber'e de mesafelidir. A Haber'deyken muhalefete konuşuyorlardı. Ama işlevleri oydu aslında. Bitti mi şey? A Haber'deyken de muhalefete konuşuyorlardı. Sesini yap, sen devam et. Tamam. Burada A Haber'deyken de muhalefete konuşuyorlardı. Bu olan biten hadiseyle Enes şey de gözüktü yani. Aslında işlevlerinin orada sınırlandırılmış olduğunu da fiiliyatta görmüş olduk. Yani aslında şöyle bir şey var. Henüz bu amirallerin bir AK Parti kamuoyuna konuşmasına fırsat da verilmedi diye düşünüyorum. Ki aslında şöyle bir şey var. Bu metin diliyle de AK Parti kamuoyuna konuşmasın diye yazılmış bir dil. Çünkü şöyle bir şey var Enes. Mesela amirallerin elinden bir metin çıkartırsınız siz mesela. Tamam mı? Öyle bir güzel yazarsınız ki AK Partililer de o metne kabul ederler. Ama bu işte müjdetik milletine vesaire bu tarz ifadeler olduğu zaman aslında siz o metni ya AK Partililere karşı bir metin pozisyonuna sokmuş oluyorsunuz. Buradaki nüanslar da biraz öyledir. Ya oradaki mesela amiraller hakikaten çıksa Montreux hakkındaki sakıncaları anlatsa ve arkasından da şu ordudaki atıyorum İslami duyarlılıktan arındırarak şey kadrolaşmadaki sıkıntılardan bahsetse, teknik olarak bahsetse ve ordudaki paralel yapılanmadan bahsetse, diyelim hani paralel yapılanma ihtimallerinden bahsetse, diyelim oradaki cemaatler ayrı ayrı kadrolaşıyor, bunlar anlatsa AK Parti kamuoyunun önemli bir kısmına ikna edebilir. Zaten sıkıntı o zaman çıkar orada. Yani burada bak teknik olarak emekli amirin eleştirisini düşünün şu anda. Ama siz orada emekli amirallerden bir tanesi bunu yapsa yeter. Öyle 100 tanesini de yapmasına gerek yok bu arada. Yani, ama siz 100 tanesini bir araya toplarsanız, arkasından ibareyi ey Türk, yani büyük Türk milletine diye başlarsanız, arkasından bir yandan da düşünüyoruz diye düşünülmektedir falan. Bu, yani nispeten daha özneyi saklayarak, daha büyük üstten konuşarak o dille yazarsanız bir şeyi farklı bir sonuç ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ya abi burada aslında şöyle bir şey var. Şimdi amiraller bildirisi, yani bilmiyorum hayatınızda amiral general tanıdınız mı, ama yani tanıyanlar fark eder. Yani tanıdığım amiraller, generaller yani çok matah insanlar olmuyordu çoğu zaman. Şu anlamda diyorum. Tabii ki kendi alanlarında illaki oldukça uzman insanlar oluyorlar, ama yani herhangi bir entelektüel kapasite vesaire noktasında hani çok müthiş durumda olduklarını pek görmedim. Bu tabii benim anekdotal gözlemim. Yani bilemiyorum. Ama ordu içinde yükselme durumuna baktığımızda aslında şöyle bir şey görüyoruz. Hani hep denir ya, aslında liyakatsizliğin temellerinden biri şeydir. Otomatik yükseliyorsan, yani yürüyen merdiven gibi. Yani girdiğin zaman işte teğmen olarak başlıyorsun, üst teğmen, yüzbaşı vesaire. Yani sadece zaman meselesi. Senin yükselmen. Tabii arada şeyler var, istisnalar var. Birden çok başarı gösterip yükselen veya disiplin cezaları alıp daha az yükselenler var, ama orada yükselme çok hakikaten şey olarak ne denir? Yürüyen merdiven gibi. Girersin ve yükselirsin belli bir noktaya kadar. O belli bir noktadan sonra kurmaylık mevzuna gelince de orada da tabii akademiyi kazanmak, o da yine bir başarı. Ama kurmaylıktan sonrasında da yine neredeyse yürüyen merdiven tarzında bir yükselme var. Tabii burada yukarıya doğru gittikçe kadro sayısı daraldığı için arada emekli olanlar, yaşı yetmediği için vesaire falan filan oluyor. Fakat dediğim gibi yani çok hakikaten mükemmel, üstün başarılar vesaire noktasında askeri başarılar haricinde çok da matah durumlar yok. Onun için yani amirallerin tabii kendi alanlarında yaptıkları, söyledikleri şeyler dikkate alınmalı. Ama ben şunu, yani herhangi bir boomer WhatsApp'tan nasıl haberleşiyorsa amirallerin de o şekilde haberleştiğinden kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani orada farklı bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemem. Yani olayı küçültmek veya amiralleri küçültmek vesaire istemiyorum, ama aşağı yukarı kendi dedeniz ne yapıyorsa WhatsApp'ta vesaire falan, işte siz ona kripto para anlatmaya çalıştığınızda, Twitch diye bir şeyi anlatmaya çalıştığınızda, Discord, Steam vesaire bunlardan bahsettiğinizde nasıl tepki veriyorsa amirallerin çoğu da öyle tepki veriyorlar. Yani
Onun için bu hani olağanüstü bir durum görmüyorum ben şeyde. Hani WhatsApp üzerinden yazmışlar, haberleşmişler, bu böyle kapalı bir grupmuş falan filan. Yani çok olağan bir şey hani aslında, ki çok uzun zamandır işte devlet neredeyse WhatsApp'tan yönetiliyor falan diye konuşuruz ya. Hani Berat Albayrak'ın meşhur ardı ardına 3 yıllık programları vardı açıkladı. Her sene yeni 3 yıllık program açıklıyordu. Her senesinde, her birinde de yeni bir komite, komisyon vesaire kuruyordu. Hepsi WhatsApp grubu aslında. O Fikko'dur, şudur budur. Bunların hepsi birer toplantı yapıp sonra WhatsApp'tan devam eden şeyler. Yani devlet zaten aşağı yukarı WhatsApp'tan yönetiliyor. Yani gidin işte Türkiye'nin en ucuna köşesindeki öğretmen evindeki çalışanlardan tutun, İşte bilmem ne bakanları arasındaki koordinasyon kuruluna kadar her şey WhatsApp üzerinden yürüyor. Şimdi yavaş yavaş bip mi vardı? Bip'e geçtik. Bip'e geç. Yavaş yavaş yerli ve milli olan bip'e geçiyorlar. Onun haricinde ekstra bir şey yok. Bilger'in başta söylediği konuya da bir şey ekleyeyim. Daktilo 1984 çerçevesinde. Ya aslında Daktilo 1984'ten farklı sesler de çıktı. Evet, işte bu mesela Meral Akşener'in Zevzek çıkışını çok yersiz bulanlar da oldu. Ben açıkçası çok hani üzerine düşünmediğim şeyler. Yani zevzeklik yapıldıysa bir şekilde ben fark etmedim sanırım. Ama ona itiraz edenler de vardı. Yani Meral Akşener'in o çıkışına. Peki şeyi hani ikinize de sorayım. Yani şimdi bu adamlar 4 gün tutuklu kaldı. 4 gün daha uzattılar. Bir 4 gün daha uzatma hakları var. Yani 12 gün uzatma hakları var. Şimdi avukatlardan öğrendiğimiz kadarıyla hani daha iyi bir koşul sağlanmış, daha iyi bir yere nakledilmişler vesaire. Büyük ihtimal yani bu bir yumuşama işareti. Buradan ne çıkar sizce? Yani bu soruşturma şeyi bir kovuşturmaya dönüşür mü? Yani savcı bir iddianame falan filan hazırlar mı şeyi yürümek için? Yani bu bir darbe girişimi hikayesini büyütmek için böyle bir şeye tevessül ederler mi, yoksa hani buradan bir şey çıkmaz artık falan mı derler? Ya bu mesele siyasi bir mesele. Yani hani orada yargının bu meseleyi nasıl ele alacağı bence siyasetin tutumuna göre değişecek. Bu bizi şaşırtmamalı. Yani Levitsky ve Ziblatt'ın son kitabında da yargı mensuplarının siyasi iktidarın geleceğine göre tavır aldığından bahsediyor. Hatta bunun Amerika'da bile mümkün olabileceğinden söz ediyor. Dolayısıyla yargı mensuplarının özellikle Türkiye tecrübesinde bizim gördüğümüz kadarıyla siyasi atmosfere göre yorum yapması çok şaşırtıcı olmaz. Zaten yargı mensupları siyasi bir yorum yapsın diye Devlet Bahçeli bu kadar üst perdeden konuşuyor. Yani milli güvenliğin ne olduğuna Sayın Bahçeli karar veriyor ise ve kendisinde bu konuda bir tekel olma hakkı görüyor ise, onun amacı zaten yargıyı bir şekilde buna zorlamak. Ve bu sadece ilginç bir şekilde emekli amirallere değil HDP'yi de hedef alan bir çerçeve. Ya yani çok enteresan. Hani şu anda Devlet Bahçeli'nin cezalandırılmasını istediği iki grup var. Bir HDP'liler, bir emekli generaller. Yani burada bence Devlet Bahçeli'nin konumu hakkında da bir şeyler söylemek lazım. Çünkü hani hakikaten kendisini devletin o otonom kurumsallığının ikamesi olarak görüyor. Onu söylemek lazım. Hani kendisi sadece milli güvenlik konularında konuşabilir ve bu tekele meydan okuyan herhangi bir otoriteyi kabul etmiyor. Dolayısıyla onun da yargı erki tarafından cezalandırılmasını istiyor. Yani siyasi bir tutum alarak milli güvenlik meselesini kullanmak Devlet Bahçeli'nin kabul edemeyeceği bir şey. Bunu öğrenmiş olduk. Anlatabiliyor muyum? Çok enteresan bir şey bu. Yani Milliyetçi Parti liderinin hem Kürtleri hem emekli askerleri aynı anda bir şekilde yargının hedefine koyması, yargının önüne sunması çok istisnai bir durum. Biz bunu yaşadık 2021 senesinde. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Yani yargı, Enes'cim senin soruna cevap olarak söylemek gerekirse, burada siyasi atmosfere göre hareket edecek bence. Bu atmosfer şimdilik geçen pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra biraz yumuşamış gibi gözüküyor. Eğer Akşener biraz muğlak konuşsaydı eğer, muhtemelen muhalefet topyekün darbecilikle
itham edilecekti. Şu anda muhalefet topyekün darbecilikle itham edilmiyor. Ancak muhalefetin kendi içinde sorunlarına odaklanmak, o çağı derinleştirmek daha öncelikli bir hal aldı hükümet için. O yüzden CHP'yi şeytanlaştırma stratejisine gitme yoluna başvurdular. Açık söylemek gerekirse. Bu işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum. Bence yaramayacak. Çünkü çok yapay bir gündem bu. Yani darbenin olacağına, bu insanların darbe yapacağına hükümet kendi seçmeni dahil hiç kimseyi ikna edebilmiş değil. Yani darbe olacağına şu anda bu bildirinin darbeyi istediğine ikna olmuş tek insan Sayın Doktor Devlet Bahçeli. Yani başka hiç kimse yok. Açık söylemek gerekirse. Devlet Bey buna ikna olmuş durumda. Hükümet de ikna olmuş durumda değil bana sorarsanız. Sadece Devlet Bey ve onun gözünün içine bakarak hareket eden bazı siyasetçiler bence burada pozisyon alıyor. O yüzden nihai kararın ben Sayın yine Cumhurbaşkanı tarafından verileceği kanaatindeyim. O bu meseleyi artık büyütmeyin, uzatmayın dediği anda bu mesele kesilecektir. Ancak son bir şey söyleyeyim. Bu CHP'nin içerisindeki taciz, tecavüz şayialarını bile kongre kongre gezip anlatan, CHP üzerine konuşmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan bir Tayyip Erdoğan figürü var. Yani bu meseleyi de muhtemelen CHP ile özdeşleştirmek için bir fırsat olarak görüyor. Ve darbenin olup olmamasından bağımsız bir şekilde onu bir siyaset yapma enstrümanı olarak ele alıyor olabilir. O yüzden hani bu gözaltına alınan amiraller aslında bu bildiriden dolayı değil, bildirinin olası siyasi sonuçlarından dolayı gözaltında tutulmaya devam edilebilirler. Hı hı. Katılıyorum. Hatta birazcık daha ileri gideyim ben. Bilgehan, hatırlıyorsan Türkiye'de birkaç hafta önce biz andımız tartışması yaşadık. Andımız tartışması, evet, sırasında Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde andımızı anan bir şekilde uyuşturucu mu yakalamışlar, ne yakalamışlar? İşte andımızı sahip çıkan bir tavır sergilendi. O kurşunları falan dizerek vesaire, uyuşturucu şeylerle, hatırladığım kadarıyla. Şimdi ve arkasından Trabzon Emniyet Müdürlüğü ona gelen alıntılara cevaplar verdi. Alıntıları bu andımız meselesine dair tavırları favladı. İnsanların tweetlerini favladı. Ve biz ondan sonra o tweet silindi. Biz o tweet yokmuş gibi yaptık şu anda. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün aktif siyaset içerisinde AK Parti MHP arasındaki bir meselede aldığı tavrı biz yokmuş gibi kabul ediyoruz şu anda ve konuşmuyoruz. Ya şu anda Trabzon Emniyet Müdürü AKP MHP arasındaki meselede tavır sergilemiş durumda. Ve bir tercihi var. Biz bunu biliyoruz. Trabzon Emniyet Müdürlüğü. Tabii. Yani şu an Türkiye'de ve şu anda biz bunu konuşmuyoruz mesela. Yani baktığınız zaman hani emekli falan değil. Aktif Emniyet Müdürü şu anda, Emniyet Müdürü. Ben şu anda bakıyorum işte sanırım bugün de şehitlerimizi Süleyman Çakır kadar anmadık, Cerrahpaşa Halit kadar gündem olmadı diye tweet atmış mesela. Ya aynı tweet hesabı. Süleyman Çakır üzerinden şehitlerin anılmamasını eleştirmiş. Şimdi böyle de enteresan bir hesabı var. Şimdi ben bir de orayı takip ediyorum. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'de hakikaten dediğin gibi bu gündem olmuyorken başka bir şey gündem oluyor. Bir defa herkesin bunu biliyor olması lazım. Yani bakıldığı zaman. AKP-MHP arasındaki bir meselede, andığınız meselesinde bir il emniyet müdürü, büyük bir il emniyet müdürü açık net tavır aldı. Biz bunu yokmuş gibi kabul ettik. Yokmuş gibi kabul, tabii, ettik. Operasyonun adı böyleymiş de, öyleymiş de, bilmem neymiş de. Sanki o benim, ben o favlara baktım, kendim gördüm yani. Açık net bir şeydi. Hani bildiri falan da değildi. Böyle 100 imza da yoktu. Yapan belliydi, şey oldu. Biz şu an yokmuş gibi yapıyoruz. Bunu şöyle bir durum var. Muhalefetin ana kitlesi Türkiye'de şu an andımızın yanında pozisyon olduğu için çok da emniyet müdürüne karşı çıkmak da istemedi belki de. Ama mesele şu. Emniyet müdürünün aldığı tavırdan ziyade bir emniyet müdürünün AKP-MHP arasındaki bir meselede tavır alması önemli. O tavrın ne olduğu önemli değil. Burada ilkeli bakmak gerekirse zaten. Hikaye budur. Yani bir defa. Yani şu an Türkiye'de ilkeli bakıldığı zaman hani ona bakılması gerekir. Yani, şimdi bunlar konuşulmuyor. İsterseniz konuşursunuz, istemezseniz konuşmazsınız. Bir defa hani hep deniyor ya, muhalefete şey biçiyorsunuz şu bu. Ya, ama gerçekten de şu var. Muhalefetin kendi gündemini kendi belirleyebilmesi gerekmektedir. Şimdi bu gündemlerin peşinden biz çılgınca koşturmaya başlarsak hakikaten sonumuz kötü. Bunu biraz da o açıdan söylemek istedim. Yani hakikaten ya madem derdimiz bizim, deniyor yani demokrasi, insan hakları, işte ifade özgürlüğü vesaire. Ya bakalım yani devlet ciddiyeti, kurumsallaşma, hangisi kurumsallaşma, hangisi ifade özgürlüğü, hangisi devlet ciddiyeti? Yani bir defa Enes'in sorusu önemli.
Tayyip Erdoğan'ın bir CHP takıntısı, en azından CHP ezberi olduğu açık. Yani ona ben de katılıyorum. Ve ki şöyle bir şey var aslında, yani mesela bildirinin yayınlandığı siteye bakarsanız ve şu anda siteye söyleseniz siz CHP'yi desteklemek için bildiri yazdınız diye, sitedeki insanlar size ilk karşı çıkarlar muhtemelen, varyansındakiler. Yani bu da, ama şöyle bir durum var. Tayyip Erdoğan kendi ana kitlesini, kendi büyük seçmen kitlesini ikna edebileceğini düşünüyor. Edebilir mi? Edebilir. Yani çok da imkansız gelmiyor bana, ama şöyle söyleyeyim, işin realitesiyle çok da bağı olmayan bir şey. Yani bu Türkiye'de şunu da gösteriyor. Dediğim gibi Türkiye'de güç sahibi olan insanlar var Bilgen. Yani gerçekten belli bir gücü olan insanlar var. Bir de güç sahibi olduğunu zanneden insanlar var. Yani bu ikisinin arasında bir fark var ve şöyle bir kısım mesela gazeteci güç sahibiymiş gibi yapar Türkiye'de. Yani güçlüymüş gibi yapar ve insanlar da inanır bir yerden sonra. Efendim MİT adına konuşuyor, şunun adına konuşuyor, bunun adına. Yani bu hikaye vardır. Şimdi aynı şekilde gücün yakınında olmanız sizin güç sahibi olduğunuz anlamına gelmez. Bir defa bunları da söylemek lazım bu hikayenin yanında. Yani şimdi emekli amiraller, yani o güçle aralarında öyle bir ilişki yok emekli amirallerin yani Türkiye'de. Bunlar yok. Ve bu hikayenin de sınırlarını bilerek bizim yaklaşmamız lazım. Dediğin şey doğru. Yani ilkeler burada önemli. Mesela dediğin gibi yani aynı şekilde ilkelerle bakıldığı anda bu anlattığım Trabzon Emniyet Müdürü hikayesi çok net ortaya çıkartıyor. Tabii. Ve senin yani bu Devlet Bahçeli konusunda sen cidden Devlet Bahçeli'ye bakan bir analistsin, yani yorumcusun. Devlet Bahçeli'ye bakıyorsun, yani bir ne yapıyorsun, anlamaya çalışıyorsun. Yaptıklarını ya yapmadıklarını yorumluyorsun. Hakikaten de seni, ben bu Trabzon Emniyet Müdürü'ne gelmeyecektim ama sen Devlet Bahçeli deyince direkt aklıma o geldi yani hakikaten. Çünkü madem Devlet Bahçeli Türkiye'deki demokrasiye bu kadar bağlı yani bakıldığı zaman, madem kamu görevlilerinin siyasetin alanına girmesine karşı belli bir duyarlılığı var, biz bunu burada beklerdik açıkçası. Yani madem öyle, yani hani ki bunun da sorulması gerekir diye düşünüyorum ki Türkiye'de zaten iktidarın kendi içerisinde, yani iktidar bence tabii, hani burada şunu söyleyeyim, hani ikili anlatıyoruz ama yani mutlak güçlerin son sözü Türkiye'de öyle ya da böyle Tayyip Erdoğan veriyor. Yani son sözü evet, o söylüyor. Ama şu var, ortada da belli bir iktidar bloğu var. Bu iktidar bloğunun bir gerçek paydaşları var. Bir de onun yanında duranlar var. Ve orada bazılarının görevi iktidarın içerisinde yer almak. Bazılarının görevi ise muhalefete dair. Yani iktidara dair bir görevleri yok. İktidar yanındalar ama görevleri muhalefete dair görevler. Bunu da görmek lazım diye düşünüyorum. Ya şöyle bir şey var. Hani şunu aklımızdan çıkartmayalım. Biz son 5 senede aslında bir milli güvenlik devleti yaşıyoruz. Ve hemen hemen ülkenin bütün somut sorunlarının güvenlikleştirilerek çözüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Ve bu güvenlik dediğimiz kavram çok enteresan bir şey. Türk halkının sosyolojisine baktığınız zaman hani devletin bekası ve devletin güvenliği ve gücü, mührü elinde bulunduranların tanımladığı güvenlik tehdidi hemen hızlı bir şekilde kabul ediliyor. Yani kimse bununla çatışmayı da göze almıyor. Hani bunu sosyolojiyle açıklayabiliriz, ülkenin politik ekonomisiyle açıklayabiliriz ya da ülkedeki insanların psikolojisiyle açıklayabiliriz ama günün sonunda böyle bir olgu var ve Tayyip Bey bu milli güvenlik meselesini iktidar kurmanın bir aracı olarak çok etkin kullandı son 5 senedir. Bu etkinlik aynı zamanda bir meşruluk sağlayan da kurumun gerekliliğine işaret ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi burada çok etkin bir rol oynadı bana sorarsanız. Yine bu emekli askerler de aslında iktidar mekanizmasının önemli bir parçasıydı. Biz her akşam bir hükümet yanlısı televizyonda mutlaka bir emekli asker görürüz. Çünkü hükümetin attığı adımların milli güvenlikle örtüştüğünün bir teminatına ihtiyaç vardır. Ve Türk halkı askeri sever. Emekli bir asker, albay olsun, paşa olsun, bunu onayladığı takdirde bu artık bir hüküm halini almıştır. Şimdi Sayın Bahçeli ile bu emekli askerler arasındaki sürtüşmenin sebebi biraz bu. Yani aslında aynı piyasanın, aynı rolün oyuncuları bunlar. Şimdi milli güvenlik sadece hükümeti desteklediği sürece kullanılabilir bir şey. Yani Bahçeli'nin kurduğu iktidar mekanizmasında hatırlayalım. 2017 senesinde biz başkanlık sistemine demokratik parlamenter sistem yavaş, karar alınamıyor.
çok büyük sıkıntıları var diyerek geçmedik. Bu AK Parti'nin argümanı. Yani Devlet Bahçeli'nin argümanı, bekamız tehlikede, milli güvenliğimizi daha iyi sağlayabilmek için başkanlık sistemine geçmek oldu. Yani Devlet Bey parlamenter sistemin sorunlarından bahsederek başkanlık sistemini savunmadı. Milli güvenliği savunarak başkanlık sistemini savundu. Ve bunun karşılığında da hiçbir şey istemiyorum dedi. Kabinede bakanlık istemiyorum, işte siyasi bir rol istemiyorum. Ben böyle dünyalık işlerden vazgeçmiş, derviş gibi kendini Türk milletinin bekasına atamış, adamış bir insanım. Dolayısıyla ben başkan olmayacağım ama başkanlık sistemi gereklidir ve başkanımız Tayyip Erdoğan olmalıdır diyerek bu işe girdi. O yüzden şimdi şöyle bir kırılma noktası da yaşıyoruz açıkçası. Bunu zamanla fark edeceğiz. İlk defa milli güvenlik kullanılarak emekli askerler tarafından hükümet eleştirildi. Bakın bu önemli bir şey. Bu gayet sinir bozan bir şey. Yani şu ana kadar hükümeti demokrasi açısından eleştiriyorduk. İnsan hakları krizi açısından eleştiriyorduk. Hükümeti milli güvenlik zaviyesinden eleştiren çok az kişi vardı. Ya bir tek Daktilo vardı, çok açık söyleyeyim. Biz mesela Suriye meselesinde Barış Pınarı operasyonunda bunun milli güvenliği tehlikeye atan bir operasyon olduğunu yazdık. Milli güvenlik çerçevesinden yazdık. Kürt-Türk barışı için yazmadık. İşte diğer normatif değerleri savunarak yazmadık. Yani Afrin meselesinde de, Barış Pınarı meselesinde de bunun Türkiye için zafiyet oluşturduğunu düşündüğümüz için milli güvenlik zaviyesinden itiraz getirdik. Daktilo burada tabii çok zayıf bir aktör. Yani siyasi oyunda bir aktör bile değil açıkçası konuşmak gerekirse. Kendi izleyicileriyle sınırlı etkisi. Yani siyasetten genel itibariyle bir tepki gelmedi. Yani muhalefet partileri de milli güvenlik söyleminin peşine takılmaya çok teşne davrandı. Şimdi ilk defa bu yıllardır milli güvenlik adına hükümete kredi sağlayan adamların çıkıp yine milli güvenlik adına hükümete eleştirmesi, uyarması açıkçası bence bir şok etkisi yarattı. Çünkü insanlar da bu 2000'li yılların ilk 10 senesine dönüşü çağrıştıran bir bildiri oldu bu. Hatırlayın, 2000'li yılların ilk 10 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milli güvenlik açısından bir tehdit olduğunu savunan insanlar vardı. Mesela Barzani ile işbirliği yapmasını bir ihanet olarak değerlendiren insanlar vardı. Güneş operasyonunu sen hatırlarsın İlka. Tabii. Ordu çok bastırıyordu mesela. Yani o operasyonu yapmayı hükümet hiç istemiyordu. Ama ordu çok bastırıyordu operasyonun yapılması için. Operasyon bir hafta sürdü. Daha sonra Türk ordusu geri çekildi. Hızla geri çekildi bir hafta içerisinde. Sadece operasyonu yapmak için girdiler. Bir hafta içerisinde geri çekildi. Ve AK Parti böyle derin bir nefes aldı. Çekildikten sonra zaten Murat Özçelik gidip Barzani ile oturdu. Türk hükümetiyle Irak bölgesel hükümeti arasında bir yeni bir süreç başladı. Yani AK Parti'ye yapılan ithamlar genelde vatana ihanet üzerindendi. Yani sekülerlik falan bu işin biraz bir başka bir hafif tali bir meseleydi. Vatana ihanet ettiğini düşünüyorlardı. Dolayısıyla şimdi bu bildiri biraz da o günleri çağrıştırdı ve hani son 5 senede yazılan AK Parti eşittir Türkiye denklemini de bozan bir şey oldu. Ben Devlet Bey'in tepkisini biraz ona bağlıyorum. Hatta yani bunu anlam planını falan da ekleyebilirsin. Tabii. Ama peki şeye gidelim. Burada senin anlattığın hikayeye de şöyle bir eleştiri getiriyorlar. Ya bu bildirinin arkasında yani biz o tartışma tarafına değinmedik. İşte Atlantikçilik, Avrasyacılık. İşte Ukrayna'daki meseleler var şu anda. Bunlar konuşuluyor. Yani bunlardan bahsetmemiz lazım. Yani şu anda yayını biraz uzatacağız ama. Verilerle konuşalım İlkan'cığım. Biz bir araştırma yaptık. Daktilo 1984 araştırma masası olarak. Bu amirallerin medya görünürlüğü, Avrasyacı yayın organlarındaki görünürlüğüne baktık. Şimdi açıkça söylemek gerekirse hemen açayım o dosyayı. Sadece 104 generalden 8 tanesi, şimdi e-mail açılsın, e-mail de göndermişti arkadaşımız. Arın Demir'in araştırması bu. Biz hemen olay vuku bulur bulmaz bu tip konulara baktık. Medya görünürlüklerini araştırdık.
internetin çok yavaş olduğu için biraz geç açılıyor ama açılacak. Evet. Şimdi sadece 104 generalden 8 tanesi Avrasyacı diye bilinen yayın organlarında boy göstermiş. Bunlar arasında 3 tane kanal kodlandı. Ulusal kanal Aydınlık ve Veryansın olarak. Bunlarda sadece 8 kişi var. Yani bu insanların 96 tanesi, açık konuşmak gerekirse, böyle Avrasyacı siyaset içerisinde görünür olmak, bu işin propagandasını yapmak ya da Avrasyacılığın bayraktarlığını yapmak gibi bir hevese sahip değil. Açık konuşmak gerekirse. Yani Türk askeri böyle resmedildiği gibi hani sekülerliği savunan her askeri Avrasyacı olarak resmetme gibi bir eğilim vardı Fethullahçılarda. Yani bunu biz 2000'lerin ilk 10 senesinden görüyoruz. Aslında Avrasyacı klik o kadar da kuvvetli değildi ama Fethullahçılığa karşı mesafeli olan herkesi Avrasyacı olarak yaftalama ve karikatürize etme gibi bir eğilim oldu Türkiye'de. Şimdi bunun da ismini bir doğru koymak lazım. Mesela ya, ben bu Balyoz'da tutuklanan bir hava generalini dinledim. Galiba Atalay Nogaylaroğlu'ydu. Benim hayatımda dinlediğim en pro-Amerikan, en NATO yanlısı generaldi galiba. Tabii. Yani Avrasyacılıkla böyle bu sekülerlik hassasiyeti olan, laiklik hassasiyeti olan generalleri özdeşleştirme kabalığı, öyle söyleyeyim, biraz Fethullahçılara ait bir şeydi. Biz de bu araştırmayı yaptık. Bu 104 generalin muhtemelen büyük bir çoğunluğu hakikaten Montre meselesi, işte tarikatların orduya sızmama meselesi konusunda hassasiyet gösteren subaylarımız ve büyük bir kısmının da böyle bir Avrasyacılık tutkusu yok. Onu yani, söylemek gerekiyor. Hocam şimdi yok, ben zaten kavram olarak çok sevmiyorum Avrasyacılığı, da kullanılıyor yani, üzerinden gitmek gerekiyor. O yüzden yani aslında benim Türkiye okuma kavramlarından bir tanesi, ki şöyle söyleyeyim, tanımından ziyade hadi diyelim belli bir grubu temsil ediyor da ya o grubun Avrasya'da bir temsili yok. Yani esas mesele. Hani hakikaten Avrasya'da bir temsili yok. Olsa tamam, biz o zaman hani belki Avrasya'da temsili olan başkaları vardır Türkiye'de ama bence o grubun öyle, hani hatta şöyle söyleyeyim, hani Avrasya'daki güçler ya bu grubu biz destekliyoruz da bu grubu yüksel, öyle bir şey de, öyle bir doğrudan ilişki de bence yok. Ama şöyle bir şey var mesela. Türkiye'deki ordunun üst kademesi, orduda özellikle bu FETÖ işte Balyoz Ergenekon falan süreçlerine tasfiye edilen subaylar, bu tasfiye sonrasında, tasfiye sırasında yalnız bırakıldıklarını düşündüler. Çok insani bir şeydi. Ve yani 40 yıldır, 50 yıldır NATO müttefiki olarak gördükleri hayatların hepsi 5-10 yılını yurt dışında geçirdiler. İşte Napoli'de, Almanya'da, Amerika'da yaşadı bunların hepsi. Hepsinin çocukları oralarda okula gitti. Oradaki NATO subaylarıyla beraber eğitim gördü. Bunlar pazarları beraber mangal yaptılar falan yani. Ama ondan sonra baktılar, biz hapse girdik. Ya benim mangal yaptığım adam Amerika'da Genelkurmay Başkanı, Almanya'da Kara Kuvvetleri Komutanı, İtalya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı bir şey söylesin. Söylemiyor. Hiçbirisi bir şey söylemedi. Öyle hiçbir şekilde kendilerini anlatamadılar. Orada hatta öyle bir noktaya geldiler ki bunların sözcüsü Daniel Rodrik oldu. Yani hatta ya orada yani hatta hani en liberal insan orada gitti, sözcü oldu neredeyse. O çünkü tabii en dolaylı yollardan. Orada bunların birçoğunun çok fazla esasında uluslararası kontak bağlantısı varken uluslararası bir sözcü bulamadılar kendilerine. Yani orada cidden yalnızlık hissettiler. Ve bu yalnızlık neticesinde de birçoğu daha aslında anti-Amerikan bir çizgiye kaydı. Yani burada o şey çok güzel söyledi. Mesela Cem Gürdeniz'in oğlu Ege'dir. Ama işte Ege yerine Adalar Denizi diyelim der. Yani şimdi Ege yerine Adalar Denizi diyelim deme fikri Cem Gürdeniz'in hani samimi fikri. Yani eskiden beri olsaydı sanmıyorum ki çocuğuna Ege adını versin. Yani orada zaten belli bir fikri dönüşüm olduğu gözükebiliyor diye düşünüyorum ben. Tamam, tamam. Burada bir defa o tarafı var. O tarafı var. Şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin Türkiye dış politikada ilginç. Yani hükümetin dış politikasını biz zaten hep eleştiriyoruz. Ve orada yani ben bu dış politikanın ne Avrasyacı, ne Atlantikçi, ne şeyci, ne şucu, ne bucu diye böyle kategorik olarak bir yere sokup eleştirilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sen orada eskiden beri çizgiyi koyuyorsun zaten. Yani hani bir
Türkiye'deki keyfilik, kurum dışılık ve bir şekilde şahsileşmiş politika ve günübirlik politika. Yani yoksa bunun bir ideolojik çerçevesi olduğunu vehmetmek, bu politikayı yüceltmek olur hatta yani neredeyse. Çünkü sonuçta öyle ya da böyle ideolojik çerçeve belli bir doğrultusu olan, belli bir akışı olan, belli bir mantık silsilesi olan bir şey. Türkiye'de ben o kadar da bir doğrultu görmüyorum ki hani hep bu yayınlarda örnek verdik biz mesela. Yani biz bir ara sürekli Oruç Reis, Barbaros Reis, Turgut Reis bir reisler gidip geliyordu. Şu an yok, gelmiyor. Niye gelmiyor bilmiyoruz. Yani şimdi bu tarz yüzlerce örnek var. Türkiye'nin bir anda veyahut da şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin şu anda mesela Yunanistan'la münhasır ekonomik alan konusunda meselelerimiz var. Birçok hani haklıyız, haksızız, tartışılır, tartışılmaz, tamam. Ama bir anda şunu düşünüyorum. Yani Yunanistan'ın münhasır ekonomik alan konusundaki tezleri son 10 yılda değişti mi? Yok. Aynı tezleri savunuyordu Yunanistan. Yani Yunanistan farklı tezleri savunup da bir anda enteresan tezlerle çıkıp Türkiye'yi karıştırmadı. Türkiye'nin kendi içerisindeki dönüşümün sonucu olarak Türkiye kendisine bir alan seçiyor diye düşünüyorum. Ki devamında şöyle söyleyeyim. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Daha enteresan bir şey söyleyeyim İlkan. Bizim İdlib'de gözlem noktalarımız vardı. Şimdi birçok insan bizi izliyor. Bu gözlem noktalarının akıbeti konusunda insanların bir fikri var mı? Ne oldu bunlar? Yani böyle alayla valayla Türkiye Suriye'de bir etki sahası inşa ediyor falan dedik. Ne oldu bunlar? Hadi onu geçelim. Türkiye'nin Libya'daki askerlerine ne oldu? Yani birdenbire bu konular gündemimize geliyor. Biz canhıraş bir şekilde AK Parti fedailerini görüyoruz. Sosyal medyada, işte ana akım medyada, akşam televizyon programlarında. Bunların ülkemiz için ne kadar hayati olduğunu anlatıyorlar. Sonra birdenbire jeopolitik düzlem değişiyor. Biz mesela İdlib'deki gözlem noktalarımızdan tamamıyla çekildik. Ve bu inanın böyle ajanslarda haber oldu ve ana akımın gündemine gelmedi bile. Gelmedi bile. Şimdi mesela Libya'da bu paralı askerlerin çekilmesi meselesi var. Bir kısmını çektik mesela. Hiçbir yerde haber olmadı. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bizim o milli güvenlik diye bize dayatılan ve savunmamızı istenen şeylerden o kadar kolay vazgeçiliyor ki. Aslında hani vazgeçilmese, sonuna kadar diretilse yine bunun bir anlamı olduğuna kanaat getirebiliriz. Senin ya. Doğu Akdeniz'de verdiğin örnek, Libya örneği, İdlib örneği ya çok çabuk vazgeçilen şeyler bunlar. Tabii. Ya bugün Kırım'da bir Kırım Türk'ü kızı Rus kızların dövmesinin videosu paylaşıldı. Ve herkes onu paylaşmaya başladı. Böyle ortaokullu kızlar, 10 yaşında, 11 yaşında falan. Evet. Hatta bence legal olarak tartışılması gereken video. O videonun paylaşılması hani bence yaşını başına almış insanın paylaşmaması gereken bir videoydu. Hani içerik yani evet. Şiddet içeriğinden dolayı ve küçük bir insanı içermesinden dolayı açıkçası. Ama ya şu anda bizim niye gündemimiz o geliyor? Yani ben şunu da söyleyeyim size. Yani eski Doğu Bloğu coğrafyasında etnik şiddet var arkadaşlar. Yani sokakta var yani bu şiddet. Bunun için o videoya ihtiyaç duymazsınız. Yani bugün hani Kazakistan'da Korelilerle atıyorum Özbekler arasında, Özbekistan'da Taciklerle diyelim Türkiye tarafından veyahut da Azerbaycan'dan göç etmiş Kürtler arasında veya Ahıskalılarla işte atıyorum Özbekler arasında, atıyorum işte Ruslarla Dağıstanlılar arasında, Osetlerle Gürcüler arasında ya tüm Doğu Bloğu coğrafyasında etnik açıdan pek bir homojenliğin de olmadığı o tarz meseleler oluyor sokakta. Yani bu yani 50 yıldır oluyor bunlara. Yani bunu şu an mı öğrendiniz? Yani neyse ama şunu görüyoruz ki biz şu anda hani önümüze bir şey düşüyorsa bir defa biz bu niye düşüyor, bugün düşüyor diye düşünmemiz gerekiyor. Tabii, bunu bilelim. Tabii. Yok katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. O video benim de çok dikkatimi çekti. Beni rahatsız etti açıkçası. Yani koca koca insanlar, küçük kızların o videosunu paylaşıyor. Ayıp yani. Yapmayın öyle şeyler. Bunu söyleyeyim. Tabii. Şimdi o milliyetçi hisler tabii harekete geçiyor. Ve videonun amacı da milliyetçi hisleri harekete geçirmek. İşte senin o boomer generation dediğin boomer kuşakta da bu çok var yani. Hani çok üzülüyorlar. Yani ben videoyu paylaşan insanların çok da üzüldüğünü düşünüyorum. Bu arada bir hani bir art niyetle falan paylaş. Bildiğin üzüldüler adamlar yani. Hani bir Türk kızı nasıl dayak yer diye Ruslardan. Ama videonun zamanlaması açısından baktığınız zaman hani Ukrayna'da olaylar karışık. İşte Türkiye nasıl pozisyon alacak falan diye tartışıyoruz. Orada çok pompalanan bir Rus düşmanlığı var. Ya ben Rusofil değilim yani. Hani Türkiye'nin hani herhalde Rusofil olmayan insanlardan bir tanesiyim. Ama üç kişiden birisin yani, ama yani. Üç kişiden biriyimdir ama
3 kişi de yoksa Moskova, 3 kişi de burada. İçinde yoksa Moskova karşı bir kin, bırak Türk olmayı, insan bile değilsin. Babamın öğrettiği çocukluk şiirlerinden bir tanesi. Ya ama yani videonun bir şekilde hani ortada dolaşım anı hakikaten ilgi uyandırıyor. Bir de son hani bu amiral bildirisinin ve bizim Daktilo'nun hani son 15 günde yaşadığı hadiselerin bize öğrettiği bir şey var. Sosyal medya hakikaten ciddi anlamda bir manipülasyon ve operasyon alanına dönmüş durumda. Yani kitleleri bir anlamda histeri krizine sokup onları rasyonel düşünceden uzaklaştırma, onları öfkeli hale getirme, üzme, sevindirme ve bir şekilde onları kolaylıkla yönlendirme gibi bir işlev de arz ediyor. Mesela son bir haftada bildiriden sonra çok daha net gördük. Öncesinde biz tabii bunu bizzat yaşıyoruz. Yani birçok linç yediğimiz için, birçok tepki çektiğimiz için bunu yaşıyoruz. Ve hani son bildiride açıkçası bunu da gördük. O sosyal medya konusunda gerçekten mesela Avrupa'daki tartışmaları izliyoruz. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama Avrupa'da sosyal medya düşünce özgürlüğünün bir vasıtası olarak değil de sosyal medyada düşünce özgürlüğü acaba kısıtlanıyor mu? Sosyal medya insanların düşüncelerini ifade etmelerinin önünde bir engel mi? İnsanları kutuplaştırıyor mu? Radikal görüşlerin yayılmasını yaygınlaştırıyor mu? İnsanları birbirinin celladı haline getiriyor mu gibi tartışmalar var. Bizde sürekli olarak bu 2013-2014 senesinin bir galiba kompleksi var. Hükümetin istediği anda Twitter'ı kesebileceğinden dolayı, ondan dolayı bir korku var ve Twitter'ı düşünce özgürlüğü alanı olarak kabul ediyoruz. Halbuki mesela Avrupa'daki güncel tartışmalar bunun bir adım ötesine geçti. Sosyal medya platformlarının insanların kanaatlerini şekillendirme ve onları radikalleştirmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Bunun nasıl önleneceğini düşünüyorlar. Son bir haftanın bana öğrettiği şeylerden bir tanesi insanların kanaatlerinin çok hızlı bir şekilde manipüle edilebileceği oldu. Ya şöyle söyleyeyim. Bir defa senin dediğine tamamen katılıyorum. Onun üzerinde hatta daha da ileri gideyim. Yani Türkiye'de mesela belli sayıda sosyalist vardır. Hep söyleriz. Yani belli sayıda Stalinist vardır. Türkiye'deki sosyalistlerin arasında ne kadar Stalinist vardır? Konuşuruz bunu. Ama mesela Twitter'daki sosyalistlerin arasındaki Stalinist sayısı çok daha fazladır. Yani bu Twitter'ın ortam olarak özelliği budur. Yani burada çünkü en sert şeyi söyleyenin en çok sesi çıkıyor. Ve orada yarattığı saflık iddiası, saflık en az ve sertlik ve o görünürdeki o dik duruş baktığınız zaman size bağırmanızdan gelen bir otorite sağlıyor. Şimdi ya yani bu esasında bu yalancı otoriteyi çok ciddiye almamak lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, yani sosyalizmi ciddiye almak lazım mesela yani açık. Ama o yalancı otoriteyi ciddiye almamak lazım. Yani Türkiye'de mesela Türkiye'de milliyetçi insanlar var. Bunların dedikleri nedir? İhtiyaçları nedir, istekleri nedir, kızdıkları, kızmadıkları, hani bunlara yapılan yanlışlar veya Türkiye'de Atatürkçüler var. Bunların hani istekleri, talepleri, şunları, bunları dikkate almak lazım. Ama şu var, bizim de mesela bize karşı gelen en sert tepkileri karşımızdaki cerrahın tepkisiymiş gibi de görmememiz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Birazcık daha sakin, birazcık daha sessiz bir şekilde, belki birazcık daha farklı diyalog kanalları bularak, henüz tabii pandemi biraz kötü oldu. O açıdan, bizim açımızdan. Yani farklı diyalog kanalları daha fazla biz üzerinden geçerdik. Onları daha fazla kullanırdık. Ama şunu hissediyorum ki bizim açımızdan şu var. Bu pandemi o açıdan zararlı oldu ama yani o grupları tamamen dışlamadan ama o grupların içerisindeki makul sesleri arayarak çalışmamız gerekiyor. Yani ve yani bu son krizler hani hem yani Daktilo'nun yaşadıkları, bırakın Daktilo'nun yaşadıkları, mesela Türkiye'de aynı şeyi yaşıyor. Yani Türkiye'de bakın bir anda darbeci denebiliyor size yani. O kadar yani daha ne oluyoruz diyorsunuz. Yani ben Montreux'u destekliyorum. Yani şu an düşünün de Türkiye'de Montreux'u desteklemek muhtemelen %99,5'un falan yaptığı bir şey Montreux'u desteklemek. Ben yani Montreux'u desteklemiyorum diyen bir grup ben daha Türkiye'de görmedim. Hani normal bir şey olamaz yani. Montreux'u destekliyorum. Yani Montreux'u destekliyoruz tabii. Yani böyle bir abi şeyler var ya. Bu Ahmet Hamdi Çamlı mı ne? O tipler var ya. Ha, olabilir bak ya şöyle söyleyeyim. Onlar bakın, bir grup, onlar destek. Ya hakikaten yani belki de öyledir ama yani ben samimiyetle yani şu anda
Bakın ben Tayyip Erdoğan konuşmasını dinledim. Hani orada Tayyip Erdoğan kendi üslubunca daha büyüklük anlatmaya çalıştı. O daha bir hamaset de yapmaya çalıştı. Bir şekilde daha fazlasını yaparız, yaparsak yaparız. Ama teknik olarak Montreux'a karşı hiçbir şey söylemedi. Yani ki orada da zaten yani Montreux konusunda siz yani terazinin bir kefesinde Rusya, bir kefesinde Amerika olacaktır. Veya İngiltere olacaktır bir şekilde. Amerika ve İngiltere tamam. olacaktır. Yani orada sizin hem Amerika'yı hem Rusya'yı ikna ederek kendi elinizi daha güçlendirmeniz yolu varsa olsun yapalım. Yani ben bu yolu görmüyorum. Yani Tayyip Erdoğan bulursa böyle bir yol yapsın da ya öyle bir yol yok. Yani öyle bir yol yok. Ne yapalım yani? Ha, olursa yapılır evet yani olursa hiç kimse ama öyle bir yol olmadığını herkes biliyor. Ha, burada konuşmanın ne katkısı olur? Hiçbir katkısı olmaz. Sadece burada ne diyelim Enes senin konuna geçelim. Bir neydi bu? Merkez Bankası değişimi bir beyin jimnastiğidir denmişti. Yani burada bir beyin jimnastiği yapılmış olur Montreux konusunda. Yani en fazla netice ona doğru gider. Yani diye düşünüyorum ben. Ya yani bunları daha çok konuşmak lazım hakikaten. Yani burada bizim düşünce tarzımızı, düşünce şeklimizi belli ölçülerde tekrar belli filtrelerden geçirmemiz gerekiyor. Yani benim Doğan söylemişti mesela bu eskiden gatekeeper'lar vardı. Mesela bir dergide yazı yazıyordunuz. O dergide bir editörden geçiyordu. Yani yazı yayınlanana kadar 3 kişi okuyordu en azından Türkiye'de herhangi bir yazıyı. Ben çok yani ihtiyaç duyuyorum hayatımda. Çok ihtiyaç duyuyorum hayatımda abi. Editör denen şahsiyete hayatımın her alanında çok ihtiyaç duyuyorum. Çünkü denetlenmemiş binlerce içerik okuyorum gün içerisinde. Denetlenmemiş binlerce içeriğin bir kısmı yalan, bir kısmı kötü yorum, bir kısmı hakaret, tamam mı? Ve ben mesela televizyon izliyorum. Televizyonun bir editörünün olması lazım. Bu editörün amacı bana kaliteli içerik sunmak değil. Yani editörün oynadığı aktör de ben değilim. Dolayısıyla tek bir kişiyi memnun etmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı'nı. O dolayısıyla onun filtrelerini kullanıyor. Hayatımda en çok ihtiyaç duyduğum şey şu anda editörler ve filtreler. Mesela Yapı Kredi yayınlarını çok beğeniyorum. Çünkü Yapı Kredi yayınlarının bir editörü var. Benim için kitap seçiyor. Benim için çevrilecek kitapları önce kendisi okuyor, sonra çevirmenlere gönderiyor. Ya belki biz mesela bu Radikal 2'ye falan zamanında yazı gönderiyorduk. Bekliyorduk yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı. Orada bir editör vardı yani. O filtreliyordu bu işleri. Bu çok hani kiminsine göre çok demokratik bir şey olmayabilir. Ama en azından beklenmedik, sarsıcı ya da işte bizi memnun etmeyecek bir içerikle bizi meşgul etmiyordu. Şu anda farkındaysak bu popülizmle beraber dünyada yayılan popülist hareketle birlikte bizim hayatımızdan editörler çekildi, filtreler çekildi. Yani insanlar bu ara mekanizmaları, adaptörleri, nasıl desem regülatörleri, filtreleri ortadan kaldırdılar ve halk dediğimiz kitle tamamıyla bizim tek muhatabımız olmaya başladı. Yani arada başka hiç kimseyle muhatap olmadı. Mesela siyasetçiyle de halk arasında eskiden birçok filtre olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani halkın her görüşü olduğu gibi politika alanına yansımazdı. O bazı düzenlemelerden geçerdi, eğilirdi, bükülürdü. Şu anda halkın söylediği mesela İstanbul Sözleşmesi meselesi. En doğru cevabı Yasin Aktay verdi. Halk böyle istiyor dedi. Siyaset yapıyoruz. Tabii. Biz de bunu yansıtıyoruz. Şimdi çok yani en dürüst cevap oydu açıkçası. Yani hiçbir mantığı yok dedi bunu. Bence de İstanbul Sözleşmesi'ni savunan. Bilgehan çok doğru söylüyor. Hatta Bilgehan'a ben şöyle ek yapayım Enes. Biz mesela daha önceki yayınlarda hatırlıyorsan CİMER'den bahsetmiştik. Yani şu an Türkiye'nin en iyi çalışan kurum olarak CİMER'i örnek göstermiştik. Buradaki tam Bilgehan'ın anlattığı doğrudanlık, aradaki kurumların tasfiye olması ve o kurumlar arası kurumlarda oluşacak süzgeçlerin tamamen yok olmasıydı. Ve yani şu an aynı zamanda ben hatırlıyorum tam bedelli askerlik zamanıydı. Yani benim birçok arkadaşım bedelli yapmıştı. Bedelli yapanların birkaçından da aynı anıyı duymuştum. Aman bizi CİMER'e şikayet etmeyin diye. Söylenmişti işte bölüklerindeki işte kışlalarındaki albaylar tarafından. Yani gerçekten de tüm devlet teşkilatı bir şekilde CİMER üzerinden tekrar herhalde söyleyelim ki teşkilatlanıyor devlet. İlginçti yani hakikaten bizde de totalde böyle bir şey var. Bu arada ses gitti herhalde. Ben konuşmaya devam ediyorum. Yok abi senin sesin geliyor. Ha iyi o zaman ben konuşuyorum. Yani şimdi dediğim gibi tam Bilgehan anlattığı şey bu CİMER üzerinden de
anlatılabilir, konuşulabilir. İstanbul Sözleşmesi konusunda şöyle söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi yani Türkiye'deki İslami kesimin bir hani ontolojik sorununun bir yansıması diye düşünüyorum. Bu daha başka yayınlarda da söyledim ben. Gerçekten katılıyorum Bilgehan'a. Yani çünkü birebir aslında halk da değil de halkın hani aktif siyasal politikleşmiş sesi çok çıkan kitlesi en azından AK Parti'nin bence AK Parti'nin kitlesi değil yani o. Ama sesi çok çıkan bir kitlesi Türkiye'deki İslami hareketin geldiği noktadan, İslami camianın geldiği noktadan, İslami ailelerin geldiği noktadan, kendi kızlarının, kendi oğlanlarının geldikleri noktalardan, kendi evliliklerinin geldikleri noktalardan rahatsızlar. Bir şeyler yanlış diyorlar. Yani bu yolsuzluk vesairenin ötesinde veyahut da ekonomik başarının başarısızlığın ötesinde kendilerine dair bir şeyleri sorguluyor. Ya biz iktidardayız. 19 yıldır yönetiyoruz. Netice bu mu diyorlar. Neticede beğenmedikleri şeyler var. Bunlar bir şekilde siz bunu günahlar üzerinden değerlendirebilirsiniz işte. Atıyorum içki, fuhuş, zina vesaire şudur. Bunu geçtik ama bir yandan da şu. Hani yanlışlar var, eksikler var. Ya ben çocuğumla babamın benimle kurduğu ilişkiyi kuramıyorum. Yani burada ne eksik diye düşünüyor. Buna dair bir çözüm bulmak istiyor. Bu çözüm ama eskiden buna dair bulacağı suçlu şuydu. İşte Kemalizm, ordu, işte Müslümanları almadıkları devlet kurumları, devlet okullarındaki yanlışlıklar, imam hatiplerin katsayı meselesi, başörtüsü yasakları bunları suçlu bulabiliyordu. Yani başörtüsü yasak olduğu için Türkiye'de aile bu durumda diyordu. Atıyorum imam hatiplere katsayı zulmü yapıldığı için Türkiye'deki aile bu durumda diyebiliyordu. Bugün aslında suçu atacağı yer de yok. Şimdi burada bir tane suçu atacağı yer lazım. Açıkçası onun sonucu İstanbul Sözleşmesi'ne geliyoruz. Yani hani tamamen burada çok daha büyük bir sorun var ve şöyle söyleyeyim ben bu akıntıya karşı gidiş İslami harekette ben daha devamının geleceğini tahmin ediyorum. Bu aile meselesi çok ciddi şekilde daha da politikleşecektir. Bunu da söyleyeyim bu arada. Yani ne yazık ki evlilikle ilgili daha başka düzenlemeler de talep edecektir bunlar. Çünkü açık mesela hemen Twitter'a nafaka yazın, bir şeyler yazın. Size 5-10 tane mention gelecektir. Yani eminim gelecektir. Anında nafaka yazın. Birkaç şey yazın. Hani iyi kötü fark etmez. Size 5-6 tane kişi eleştiren şeyler yazmaya başladı. Çok çok ciddi, çok aktif bir tepki var burada. O da gelecektir. Dediğin şey çok doğru. Yani hakikaten o bir noktada kendileri de yani hükümetin burada çok inanılmaz planlı olduğunu ben zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim yani. Öyle dehşet bir plan, inanılmaz bir işte vizyon, şöyle bir kategorik olarak kalitalı. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ama şu var, gerçekten bu ontolojik kriz yaşanıyor diye düşünüyorum. Ve bu krizdeki yapılan hareketler sosyal dinamiğin tam tersine hareketler. Yani İslam Sözleşmesi'ni kaldırmak sosyal dinamiğe karşı, akıntıya karşı kürektir diye düşünüyorum. Tabii doğru. Ama o ikilem hep var. Yani halkın istekleri, halkın gelenekleriyle modern devlet olmanın icapları arasında bazı toplumlarda, geçiş toplumlarında özellikle bir ikilem oluşuyor. Genel itibariyle devletler bunları görmezden gelerek ilerliyorlar. İşte geçen Twitter'da da paylaştım. Charles Tillich'in Demokrasi kitabını okuyordum. Güney Afrika'da büyücülük meselesi çok yaygınlaşıyor. Özellikle Mandela'dan sonra. Ya hükümetin büyücülüğe karşı tavrı kayıtsızlık. Yani büyücülerin istedikleri koşulları getirmek veya büyücülüğe karşı mücadele etmekten ziyade kayıtsızlık gibi bir tavır içerisindeler açıkçası. Yani AK Parti'nin de şu ana kadar bu senin bahsettiğin tipte İslamcılara karşı tavır genel itibariyle kayıtsızlıktı. Yani bu insanları çok fazla ciddiye almadı. Bu insanları çok fazla halk olarak, halkın genelini temsil eden aktör olarak görmedi. Benim açımdan İstanbul Sözleşmesi'nin asıl ilginç noktası hakikaten AK Parti'nin bu insanları muhatap alıp bir aktörlük atfetmesi ve aynen senin gibi düşünüyorum. Yani aktörlük atfetmek bu insanları da tatmin etmeyecek. Bu insanlara o aktörlüğün verdiği güçle daha fazla şey talep edecekler. Yeni bir sürecin de başladığını düşünüyorum yani AK Parti açısından. Çünkü çok cesaretlendirdi. Çok cesaretlendirdi. Bu taleplerin ardı arkası kesilmeyecek. Doğru söylüyorsun. Peki ben bir şey denemek istiyorum. Şimdi evet. Normalde hep bana sorulan sorular var. Ben size sorayım.
En son Merkez Bankası Başkanı değişti ya. Yani kısa cevap verebilirsiniz. Bundan sonra bitirebiliriz. Merkez Bankası Başkanı değişti. Sonra da işte şey açıklaması yaptı. Bizim faiz konusundaki tavrımız devam edecek falan dedi. Adamın normalde önceki yazıları işte Tayyip Erdoğan'ın görüşleriyle paralel şekildeydi. İşte faiz enflasyonu sebebidir vesaire. O konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü o, herkes işi bana soruyor. Ben de çok konuşuyorum o konularda. Bir de size sorayım dedim. Çünkü neden bir şey deneyeceğim diyorum. Benim iddiam hep şey bu. Yani Türkiye'de ekonomik olaylar ekonomiyle neredeyse hiç ilişkisi olmayan şekilde yürüyor. Ve çok net bir şekilde ben yani sizin de aynı yani en azından benim yaptığım yorumları ya da daha doğrusu herhangi bir kişinin benim yaptığım yorumları temelde yapacağı yani aklı başında olan insanları düşünüyorum. Onun için bir dedim size de bir sorayım. Hem de insanlar da belki sizin ağzından farklı bir şeyler diyor. Ya şimdi şöyle Enes, ben açıkçası iki ihtimali de bu Merkez Bankası Başkanı değiştiği sırada düşünüyordum. Yani iki şey de kafamda vardı. Ancak şu gözüktü ki hükümetin elindeki imkanlarla yapmak istedikleri şeyler arasında bir açmaz var. Yani ve bu açmaz hükümetin ya acaba benim tahminim muhtemelen yanlış çıktı. Yani neticede onu gösterdi yani. Hatta ben bir roller coaster ekonomisi falan diyordum. Onu karşılayacak kadar da yakıtı olmadığını gördü hükümet diye düşünüyorum bence. Ondan sonra da nispeten daha stabil bir tavır aldı gibi gözüküyor şu anda. Yani benim gördüğüm o. Yani ve o zaman daha erken seçim olasılığını yüksek görüyordum. O tahminim mesela yanlış çıktı gözüküyor şu anda. Yani bu Merkez Bankası Başkanı'nın tavrına baktığımız zaman belli bir seviyede faizin tutulacağını söylüyor. Burada nereye kadar değişir, ne olur bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum. Ve ben hala belli bir kabine revizyonunu görmek istiyorum. Yani orada o anı görene kadar sabretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ki şöyle söyleyeyim, ben kabine revizyonunu da bekliyorum açıkçası. Yani ben bekliyorum. Kabine revizyonu olduğu zaman biz daha net bir şekilde önümüzü görürüz. Merkez Bankası başkanının şu an, evet, benim gözümde de Enes itibarı yok. Yani daha doğrusu şöyle bir şey, kendi sözü yok yani. Merkez Bankası başkanının fikirleri nedir de onu biz hani yani o fikirler de zaten anında cayabiliyor da. Zaten şu an zaten o fikirleri uygulasa daha da tehlikeli. Yani üzerine bakılınca çok da şey değil, tutarlı bir noktada değil ki şöyle söyleyeyim, belli bir döviz artışını da şu an kamuoyu bence kabullendi. Yani benim gördüğüm kadarıyla kurdaki belli bir artışı şu anki seviyenin de üzerinde kabullendi diye düşünüyorum. Bunun sonucunda da bu kabulleniş en azından belki ekonomi politikası bağlamında hükümete belli bir alan açar diye öngörüyorum. Hani bu şey gibi, yani şu andan sonra ya X yaparsak dolar artar diye o kadar korkmayacaklardır artık bundan sonra. Çünkü yapılacak bir şey yok en azından. Bu onlara öyle bir alan sağlar diye düşünüyorum. Yani o alanı doğru kullanırlarsa aslında yani o kötüden de bir iyilik çıkartabilirler belki de, bilmiyorum. Ve şöyle bir şey var. Türkiye'nin çok kötü olmasını dünyada hiçbir ülke istemez. Yani şu anda öyle ya da böyle gördük biz. Yani Avrupa Birliği'nden hükümete öyle ya da böyle destek geldi. Amerika'da ile de belli bağlamda belli işbirliklerinin hep fırsatı var Türkiye'nin önünde. Bunlar çok zor şeyler değil. Hükümet isterse bunları yaratabilir kendisine. Ha bu ekonomi yarın düzelir anlamına hiç gelmiyor tabii ki. Çok haklısın sen. Yani zaten ekonomi paket dediğin şey, yani Tayyip Erdoğan bir defa anmıştı. Benim için çok önemlidir o. Acı reçete demişti. Yani gerçekten belli bir acı reçete uygulanması lazım. O acı reçete şöyledir. Yani sen başkaları, belki ben falan, hani çıkar bir ekonomist makro verileri yorumlar. Bu makro verilerde olumlu gelişmeler olur. Hakikaten olur. Ama makro gelişmelerdeki olumlu değişimler, makro verilerdeki olumlu değişimler, sen de biliyorsun, reel sektöre öyle çok çabuk yansımaz. Yani ve o yansıma zaten pandemi süreci var. Hatta yani o makrodaki sıkışma falan çok daha kötü etkiler neticede. Ve bunu hükümet ne kadar kaldırır, ne kadar kaldıramaz bilmiyoruz. Yani şu anda önümüz, zaten senin dediğin de doğru. Yani başka yayınlarda söylemiştin. Yani turizm sektörü ne olacak? Pandemi ne alemde? Bugün
50 binin üzerinde vaka sayısından bahsediyoruz. Ya bu ekonomi nasıl dönecek? Hakikaten ben de merak ediyorum. Yani bugün hepimiz evdeyiz. Ya şu an düşünelim. Ya gece saat 1'i çeyrek geçiyor. Bizi 336 kişi izliyor şu anda. Yani bu normal bir şey mi? Değil. Neden? Pandemi sürecinin evlere kapanmamızın neticesi. Yani biz de şu anda doğal bir şey yaşamadığımızı gösteriyor. Ekonomide de gelecekte böyle şeyler olacak gözüküyor. Yani hükümetin elindeki her şey de doğru olsa bile sıkıntı olacaktır. Valla benim aklımda şu var. Benim öngördüğüm süreçte Merkez Bankası Başkanı'nın bir rolü olmayacaktır. Kabine değişimini beklemek gerekir. Merkez Bankası Başkanı şu an şöyle söyleyeyim Enes. Naci Ağbal belli bir teoriyle geldi. Yani ortaya. Anlatabiliyor muyum? Yani Naci Ağbal bir teoriyle geldi. Ve orada belli bir işte en son hatırlıyorsun bir program açıklanmıştı. Hatta böyle kurullar oluşturulmuştu. TÜİK'e belli danışmanlar alınmıştı hatırlıyorsan. Onun üzerinden işte faiz dışı fazla hatta tahminleri falan ortaya çıkmaya başlamıştı. Hükümet gelecek şu kadar faiz dışı fazlaya gideceğiz falan. Bütçeyi sıkılaştıracağız, sıkı bütçe. Onlar konuşuluyordu bak hani o zamanları düşünelim. Makro verileri Türkiye'den daha kötü olan ülkelerden biz daha fazla faiz ödüyoruz. Daha fazla CDS'imiz var. Bunu nasıl indiririz? Biz daha fazla şeffaflaşırsak aslında yani ya şöyle bir şey var. Şu an hükümet kendisini korumak için yarattığı karanlık, buğulu atmosfer, sisli atmosfer aslında hükümete zarar verir hale geldi. Hükümetin içerisindeki insanlar en son bunları falan fark etmişlerdi. Öyle söyleyeyim. Çünkü yani neticede Türkiye böyle ekonomisi Arjantin'den falan da kötü değildi yani bu şeyden hükümetin başarısız değil yani Türkiye'deki çalışan ekonominin iyi olduğundan dolayı yani bir hani genç nüfusu, girişimci insanları hani işte çalışkan kadınları, çiftçileri, erkekleri vesairesi yüzünden iyiydi Türkiye'nin ekonomisi. Sırf bunu kullanarak Türkiye çok yükselebilirdi işte büyük iç pazarı vesaire, Avrupa'ya yakınlığı, hatta Çin'in belki ikinci plana atılma durumu vesaire Türkiye'nin çok fırsatları vardı. Bu bağlamda Enes senin soruna geri döneyim. Bunları kullanmak istiyordu Naci Ağbal idaresinde. Öyle bir kafa vardı. Şu an ben yani tam nedir amaç bir öngöremiyorum. Yani dediğin gibi ben de öngöremiyorum. Yani bakalım yani şimdi çünkü şöyle bir şey var. Bu şu anki Merkez Bankası Başkanımızın ben Merkez Bankası Başkanlığına belli bir doktrinle geldiğine çok inanmıyorum. Yani yani Naci Ağbal'ın geldiği gibi yani orada şu 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 planlar olduğuna çok inanmıyorum. Atamaları ben de izliyorum açıkçası. Atamalardan gördüğüm bir şey var. Hani en fazla spekülasyon yaparım. Oradaki bakanlık değişirse o zaman başka bir şey görürüz diye düşünüyorum. Ki orada da şöyle bir şey var. Yani uluslararası piyasalar ilk anda bir tepki gösterseler de bakmayın siz. Yani uluslararası piyasaların da zannedildiği kadar ilkeli olmadığını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani niye bakalım. İlkeli olsun ki zaten? Kim öyle bir şey zannediyor ya da söylüyor? Ya tabii ki işte aynen. Ve şöyle yani neticede şöyle bir şey vardı hatırlarsan. Ya Türkiye'de ya dolar 6.80'e inmişken neler konuşuluyordu hatırlarsın yani. Çok fantastik hikayeler konuşuluyordu. Ya yıl sonu 5.5 olacak falan diyen vardı yani. O garip günler yaşamıştık. O da çok sağlıksız, absürt bir andı. Yani ne yapıyoruz biz diyen de olmadı. Onu da şey yapmak lazım. Yani birileri hakikaten ekonomi konuşmanın Türkiye'de seviyesi de var. Artık sen nasıl dayanıyorsun bilmiyorum yani belli bir noktada ya abi biz yani 5.5 olacak diye ciddi ciddi konuşuyoruz bunu yayınlıyoruz diye ne yapıyoruz biz diyen de olmuyordu. Öyle bir ortam vardı Türkiye'de. O da ilginç. Neyse yani benim kafamda çok soru var. Ben de senin gibiyim Enes yani bilmiyorum. Yani bilmiyorum yani orada Merkez Bankası Başkanı'nın da açıkçası Naci Ağbal gibi de kodlamıyorum. Yani orada belli bir doktrini olduğunu çok zannetmiyorum. Çünkü yani Merkez Bankası Başkanı'nın da ben yani 2 yıl önce ya ben 2 yıl sonra Merkez Bankası Başkanı olurum diye hayali olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani çünkü Naci Ağbal mesela zaten işte daha önce zaten bakanlıktaydı. Çok üst düzey bir bürokrattı. Yani buraların yani işleyişi biliyordu. Yani yapacakları şeyler belliydi. Kimlerle konuşacağını falan. Ya şu anda o sistemin öyle şu anki Merkez Bankası Başkanı'ndan bir paradigma çıkartmak belki benim o ilk analizlerde yaptığım bir hataydı yani. O kadar da bir paradigma çıkacak bir nokta değil. Ha, şu Naci Ağbal'ın gidişi önemli miydi? Önemliydi. Ama o kadar.
Ya sana hem katılıyorum hem katılmıyorum yani aslında. Doğru, hani çok adamın hakikaten bir doktrini vesairesi falan filan yok ama yani Naci Ağbal'ın doktrinin olup olması veya olmaması da bir şey fark ettirmedi onun açısından. Yani o zaman ilk Naci Ağbal göreve geldiğinde işte söylediğim şey oydu. Para politikası kurulu üyeleri değişecek mi? Merkez Bankası'nın işte banka meclisi üyeleri değişecek mi? Hani onlar değişecekse biz değişim göreceğiz. Yoksa bir değişim görmeyeceğiz. İşte Tayyip Erdoğan'ın sabrı ne zaman taşıyacak? Aslında onu bekleyeceğiz falan filan deyip 4 ayda sabrı taştı. Evet, doğru, Yani onu o bildik. şeye Yani dayanamadı. onu birebir söyledik hakikaten yani. Ha, öyle adam dayanamadı yani. Hani orada da tabii iş dünyasından baskılar falan filan diyorlar ama yani onların da etkisi vardır ama ya ben doğrudan Sayın Erdoğan'ın kendi bakış açısının farklılığını biraz daha yansıttığını düşünüyorum ama şey meselesinde siz çok haklısınız ya, bu aile mevzu diyorsunuz ya. Mesela şimdiki gelen bir Merkez Bankası Başkanı işte yok Berat Albayrak'la aynı işte okuldan mezun. İşte bilmem neredeki bilmem kim, Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı falan filan gibi şeyler hep ön planda. Üzücü tabii. Bilgehan sana sorayım ya. Sen bu konularda ne Ya ben de düşünüyorsun? Şimdi bunlar en nihayetinde siyasi öncelikle konular aslında. Çünkü ekonomiyle ben dediğim gibi yani neredeyse hiç bilgisi yok. biz 90'lı yıllarda ekonomik problemleri siyasal istikrarsızlığa bağlardık. Çok sık hükümet değişirdi, hükümetler kurulamazdı, işte azınlık hükümetleri olurdu. Bizdeki ekonomik krizler de şu anda siyasal istikrardan çıkan krizler. Yani o kadar istikrarlıyız ki yani çünkü şöyle bir şey, yani ülkedeki kötü yönetimin siyasi bir faturası liderlere çıkmıyor. Ya açık konuşmak gerekirse. Ya bu çok enteresan bir şey. Ya bu kötü yönetimin faturası liderlere çıksa bir şekilde daha ihtiyatlı olurlar diye düşünüyorum ama hani bir senede 4 Merkez Bankası başkanı değiştirmek, 4 ayda bir iki tane Merkez Bankası başkanıyla çalışmak falan bunlar hani siyasal sonuçlar üreten eylemler olmadığı için çok rahat oynanabilen alanlar haline geldi. Yani hakikaten bu kadar kolay oynanmaması lazım. Bu da Tayyip Bey'in elini rahatlatıyor tabii. Yani istediği gibi oynayabiliyor. Mesela ben Mart ayı anketlerini gördüm. Ve Mart ayının sonunda yapılan yani bu Merkez Bankası değişiminden sonra yapılan anketleri gördüm. Türkiye'de 2,5 milyon borsa yatırımcısı var. Bir gecede %10 para kaybettiler. Ben hani %5 oy demek bu baktığınız zaman. Hani bu insanların hepsi tamam AK Parti'ye oy vermiyor ama bence Türkiye'deki sıradan borsa profili AK Parti MHP seçmeni. Yani baktığınız zaman çoğunlukla olarak bir araştırma yaptım yani orada bir Twitter'a falan girdim baktım bir de arkadaşlara sordum. Hani hiç tahmin etmeyeceğiniz Amerikan filmlerindeki borsacılarla özdeşleşmeyecek adamlar borsa oynuyor Türkiye'de. Hani bize borsayı sevdiren filmler neydi abi? İşte Tom Cruise'un filmleri, Tabii şey, tabii. neydi bu? Ama Neydi? şey işte faiz haram Adamın ya, o ismini unuttum yüzden ya. Ha tabii bir de Michael faizin haram Douglas. olması meselesi ya. Michael Douglas'ın filmleri. İşte bu şirket, Amerikan gökdelenleri şirketleri, işte yalnız yaşayan borsacı, güzel kadın sevgilisi falan. Hiç alakası yok yani son derece değişik adamlar. Şimdi bir ifade var onu kullanmak istemiyorum. Yani dolayısıyla hani bu insanlar mutsuz oldular ve mutsuz olmalarına rağmen oy tercihlerini değiştirmediler. Şimdi böyle bir Ergun Özbudu'nun tabiriyle yani hakikaten bu bir siyasal lider için cennet. Yani hem kötü eylemlerde bulunuyorsunuz, hem otoriter eylemlerde bulunuyorsunuz, hem keyfi eylemlerde bulunuyorsunuz, hem de sizin oy meşruluğunuz sarsılmıyor. O da işte biraz önce bahsettiğim istikrarın getirdiği bir ekonomik probleme işaret ediyor. Aile konusuna katılıyorum. Yani şu anda ekonominin başına Berat Bey bir ekonomi dahisi olduğu için getirilmedi ve ekonomik başarısızlıklarından dolayı da uzaklaştırılmadı. Naci Ağbal bir ekonomi doktrini olduğu için oraya gelmedi ve bu doktrin iflas ettiği için uzaklaştırılmadı. Orada çok başka parametreler var. Yani benim duyduğum bu 128 milyar dolarlık meseleyi muhalefet yükseltince Tayyip Bey'in bunu çıkıp savunmasını istemesi ve Naci Ağbal'ın da savunamayacağını söylemesi gibi bir mesele var. Yani aslında hani buna çok gizemli bir hava vermeye çalıştı Turkuaz Medya Grubu ama işin arka planında
hakikaten böyle şeyler de olabiliyor. Yani çünkü Tayyip Bey önüne etten duvar örmeyi çok seven bir lider. Her göreve getirdiği insanın siyaset yapmasını, siyaseten kendisini korumasını istiyor. Bunu korumayı beceremeyeni de bir şekilde elemine ediyor. Bu da olabilir. Yeni Merkez Bankası'nın siyasi yeteneklerine, meziyetlerine de bakacağız. Bakacağız tabii. Yani meziyetlerine. Gece kulisi verdim size. Gece kulisi. Sarılıp uyuyun. Bu kulise sarılıp uyuyun. Eyvallah. Eyvallah. Yavaş yavaş kapatalım mı? Var mı? Kapatalım. Kapatalım. Şey. Kapatalım. Güzel oldu. Herkese arada yaparız bu yayınları. Bu arada söyleyeyim. Evet ya. Yani... Ya buna bir format da belirleyelim, bir isim koyalım. Evet abi, adına özel yayın demeden buna bir isim koyalım. Aynen, böyle gece baskısı olabilir, o tarz bir şey olabilir yani bilmiyorum. Yıldırım baskı. Yıldırım o zaman daha kötü. Daha kötü. Yani, orada ama tabii sahur programı yapabiliriz. Ben ya şey Numan'la şey... Çok güzel bir kelime var Türkçe'de. Böyle ani gelişen hadiselerle ilgili. Keyfek eder. Ya fevkalade bir yayın oldu neyse. Evet. Keyfe keder diyelim bunlara. Keyfe keder. Yani keyfimiz istedi, yaptık yayınları. Aynen abi, keyfe keder ani gelişmelerle ilgili değil ya. Canımız istedi, evet. Yaptık falan filan. Ya bakın, bu arada ben geçen Ramazan Numan'la eski Ramazanları anlatan bir podcast yapmıştım. Burada hatta şöyle söyleyeyim. Hangisiydi? Sanırım şurada olması lazım kitabın. Bulamadım. Ha, şu. Bakın. Şu kitaptan bol bol alıntılar yapmıştım. François Georges'un İstanbul'da Ramazan kitabından. Bayağı da okuyup anlatmıştım o kitabı bayağı. O podcast'ta. Bu Ramazan ayında da Ramazan programı yapabiliriz aslında. Öğrencisini davet edelim. Giorgio'nun. Fuat Dündar arkadaşımız. Liber Plus zamanında da katkı vermişti. Fuat Dündar. Evet, evet. Öğrencisidir. Evet, evet. Doktora tezini yazdı. Giorgio'nunla beraber. Davet edelim. Konuşalım. Edelim. Yani Fuat Dündar'ı nereye bağladık ya? Adamı sonra doğru programımıza İlkan'ın podcast'inden kitabından yol çıkarak adamın adama şey yani işte yeni cami imamı moduna sokup işte böyle bağladık yayına. Bir de aşırı okuyalım. Aşırı okutalım adama. Kapatsın öyle. Neyse arkadaşlar. Yaparız. Arada yaparız ya. Yani bakarız. Arada yaparız. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bu saatte bizi yalnız bırakmadınız. Ara ara böyle gece yayınları yaparız. Dediğim gibi. Ya aslında siz şeyi fark etmiyorsunuz. Bilmiyorum. Hani belki sadece seçili programları izliyorsunuzdur. Ama Daktilo 1984'ün neredeyse bir televizyon programı gibi çok programlı, planlı daha doğrusu bir şey var, düzeni var. İşte pazartesi şu olur, salı şu olur, çarşamba bu, cumartesi bu. Şu program iki haftada bir olur, bu haftada bir olur. Bu program aynı zamanda podcast'te de olur, şu program aynı zamanda Twitch'te de yayınlanır falan gibi. Çok ihtimalli ama çok da planlı bir düzeni var. Onun için bu tarz böyle programlar hani sistemin dışına çıkınca böyle özel yayın vesaire gibi isimlendiriyoruz. Bunun da belki dediğim gibi belki daha planlı yaparız. Çünkü keyifli oluyor gibi. Bana da öyle geldi. Ekip de değişebilir. Burak Turgut'u çok soruyorlar. Gidebilir. Burak evet ya Burak işe girdi. Burak işe girdi arkadaşlar. Evet onu takip etmiyorsunuz sanırım ya. Yani daha önce de sordun söyledik. Burak şey girdi. Bizi Burak havayı attı Burak. Bu arada bir şey bir duyurumuz daha var. Yarın saat 9'da İlker Aytürk hocamız Daktilo 1984'te olacak. Programa başlamadan önce Birikim Dergisi'nde Post Kemalizm'le ilgili yazdığı makaleyi okumanızı tavsiye ederim. Harikulade bir makaledir. Bir arkadaşımız yazmış. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İlker hocam benim de hocamdır üniversiteden. Ben de bekliyorum açıkçası. Kaçırmayın. Yani çok önemli program. İlker hocanın Twitter hesabında da şeyleri görebilirsiniz bu arada. Milliyetçilikle ilgili, Türkiye'deki milliyetçilikle ilgili topladığı nadir vesikalar var. Onları paylaşıyor ara ara. Çok eğlenceli, keyifli şeyler çıkıyor. Yani onlara da bir bakabilirsiniz. Hakikaten.
Ya o, Burak dediğim gibi o artık herhalde pek olmayacak arkadaşlar. Yani çok özlediyseniz eski yayınlarını açıp izleyebilirsiniz Burak. Ne fanatikleri varmış ya. Ne özlemişler adamı. Abi ama şey çok iyiydi ya. Bu üretimin tarihi bir de Türk modernleşmesi evet, o ikisi bayağı iyiydi. Yani evet, Kadir Efe ile Burak çok iyi yapıyorlardı. Yani aslında biz Kadir bu ikinci senemizi çok hakkıyla kutlayamadık Enes. Yani yok abi, senemizi de kutlayamamıştık. Evet. Hakkıyla bir yad edemedik yani. Oturup aslında yaptığımız işleri falan bir seyircilerimizle paylaşmak lazım. Çünkü insanlar hep sosyal medyada muhtemelen Daktilo'yu büyük mücadeleler içerisinde görüyorlar. Yani Atatürk ve silah arkadaşlarının vermediği mücadeleleri veriyoruz linçlere karşı. Ama burada bir külliyat var. Birçok makale çevriliyor Türkçe'ye. 500'ün üzerinde analiz yayınlandı. 200'ün üzerinde akademisyen ve entelektüel buraya yazılarıyla katkı verdi. Bir senedir YouTube kanalı çalışıyor ve YouTube'da gerçekten ilginizi çekebilecek içerikler var. Biz güncel siyaset konuştuğumuz için tabii ilgi çekiyor ama geri planda kalmış programlar da hakikaten izlenmeyi hak ediyor. Röportajlarımız bence tekrar tekrar okunmalı. Yani burada aslında bizim amaçladığımız bir arşiv oluşturmaktı. Bizim arşivimize bakıp eski yazılarımızı okursanız, röportajlara göz atarsanız, eski programlara da vaktiniz olursa izlerseniz ondan da mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Ya bizim aslında şey kurulduğumuzdan beri podcastlerimiz vesaire de çok iyi gidiyor. Yani şu an dün baktım sayılara 210 bin kez falan indirilmiş podcastlerimiz. Türkiye'de bayağı iyi bir rakam yani. Yani Türkiye şeyi için, podcast camiası için. Şey de çok iyi. İşte YouTube izlenmeleri falan da. Yani güzel. 9 milyon dakikayı aşmışız izlenme süresinde falan. Bayağı iyi gidiyor. Çok iyi. Ya biz inşallah normalde kurulunca şey yapacaktık. Bir işte kurulduğumuz işte 4. 5. ayında kurulduğumuzun işte bir parti falan gibi bir şey yapalım ya da işte kokteyl gibi bir şey yapalım demiştik. Pandemi geldi, yapamadık. Birinci yılımızda da yapamadık. İkinci yılımızda da sağ olsun işte bize daha önce içerik katkısında falan bulunanların sadece tebrik mesajlarını falan paylaşabildik. Orada da yapamadık. Yani üçüncü yılda artık hani çok büyük bir parti yapabilirsek süper olur. Yani güzel bir night out gecesi. İnşallah yani şu hastalıkta biraz daha durulursa, sona ererse sanırım aşılamalar da çok kötü gitmiyor. Bayağı iyi olacak diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum. İyi bakalım. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür izlediğiniz için. En kısa zamanda tekrar görüşürüz. Bu programı da dediğim gibi tekrar yaparız. Sizin de öneriniz varsa programa ilişkin ya da işte ismine ilişkin. Dediğim gibi ekip değişebilir. Artık o gece kim ayaktaysa. Ama İlkan büyük ihtimal hep olur. Önerilerinizi onun için İlkan'a iletebilirsiniz. Yani doğru. İlkan çünkü hep olur. Çünkü ben sabah büyük ihtimal 7'de kalkacağım. Bilgen sen de sanırım öyle 7'de falan kalkacaksın. Evet öyle abi. Şimdi yatacağım ben şimdi. Aynen, çocuklar asker gibi dikiyor. Yani komutanımız, bizim komutanlarımız çocuklar yani. Onlar asker gibi dikiliyorlar yedide. Onun için İlkan hep olur, biz ara ara oluruz. Önerilerinizi İlkan'a, yani şikayetinizi bana, müdürüye. Beğenilerinizi İlkan'a yapabilirsiniz. Aynen. İşte Patreon hesabınız da Bilgiyan'a doğru. Herkese iyi geceler, görüşmek üzere. İyi geceler.